günaydınlar, hayırlı sabahlar, yeni güne merhabaya ve Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli izleyenlerimiz bugün de saat 11.30'a kadar sizlerle birlikte olacağız. Bu yüzden hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel, bereketli bir gün diliyorum. Peki bugün Yeni Güne Merhaba'da neler konuşacağız? Çok kıymetli bir konuğum var. Sizin de bildiğiniz gibi ara tatil başladı ve öğrencilerimiz sadece haftada iki gün eğitim ve öğretim görüyorlardı. Şimdi artık bir haftalık bir ara tatili geldi. Peki bu zaman dilimini nasıl verimli halde geçirecekler onları konuşacağız. Eğitimci Mehmet Gönüler Beyefendi bu konuda bizlere yardımcı olacak. Ve muhtelif işlerde Belmek öğretmenimiz Dilek Özdemir Hanımefendi de bizlere eşlik edecek. Evet yeni güne merhaba başlıyor hazır mısınız? Ya Allah bismillah. Üretken ve el emeğine gönül vermiş tasarımcıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Dekoratif ahşap boyama çalışmalarıyla Dilek Özdemir, az sonra Yeni Güne Merhaba'da. Günaydın, hayırlı sabahlar. Dilek Hanım nasılsınız? Hayırlı sabahlar Demet Hanım. Çok şükür iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri tamam, gördük yani. daha iyi olduk inşallah. Ee, bugün farklı bir şey yapacağız Hı. galiba öyle mi? Evet. Tuval üzerine dekoratif tablo yapımını göstereceğim. Dekoratif tablo. Evet. Hı -hı. Çok bugün güzel. ben biraz ön aşamalarını hazırladım. Çünkü Hı -hı. bizim yapacağımız iş çok aşamalı bir iş. Hı -hı. O yüzden ön hazırlığımı ben biraz yaptım ama ilk etapta ne yaptığımı şimdi göstereceğim inşallah size. İlk etapta tuvalimizin üzerinde görüldüğü gibi boyutlar var. Evet. Bu boyutları şimdi size önceden hazırladığım bir tablonun üzerinde göstereyim sonra diğer aşamalarına geçelim. Hadi bakalım. Şimdi bunun için böyle şablonlar kullanıyoruz stencil dediğimiz. Bunları yerleştireceğim ve relief pasta adında bir materyalimiz var. Bununla boyutlandıracağız. Bir spatula yardımıyla. Güzel. Şöyle yerleştirdikten sonra biraz alıyorum ne kalın ne de ince bir şekilde hep tek yönde sürmeye gayret ederek rölyef pastamı yüzeye yayıyorum. Hmm. Bu biraz zor kuruyan bir madde. Öyle ee, mi? biraz birkaç saat geçmesi gerekiyor. O yüzden ben ön hazırlığını <laughs> o yüzden hazırladım burada. Evet. Bizim çünkü vaktimiz yeterli olmayabiliyor. Bu yüzden de öğretmenlerimiz hani yaptıkları elişlerini işlerini böyle aşama aşama hazırlayıp geldikleri zaman karşı taraf daha rahat anlıyor. Evet. Daha çok anlaşılır oluyor. En azından yapım aşamalarını yapım görmüş olacaklar. Yapım aşamasını geçmiş oluyoruz doğru söylüyorsunuz. Çok muntazam olmasına gerek yok. Hı hı. Daha sonra kurduktan sonra üzerinden hafif bir ince zımpara yaparsak daha hı hı. düzgün pürüzsüz bir boyut elde etmiş olacağız zaten. Güzel. Tekrar bir düzeltip hemen çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi hemen şekillendi. Hmm. Evet, Bunun kuruması gerekiyor biraz. Üç boyutlu gibi oldu Aha, sanki böyle aynen. değil mi? Evet bu şekilde. Sonra ben onun üzerine farklı... Elimizde böyle e, pirinç de kupajlar dediğimiz Hı -hı. kağıtlarımız var. Hı -hı. Ben yine dediğim gibi önceden hazırladığım bir kısmını şimdi tekrar şu köşeye aynı kağıttan yapıştırmak istiyorum. Tamam. Bunun için de geliş güzel yırtıyorum. Kesmenize gerek yok. Zaten kendisi çok ince peçete gibi olduğu için Hı -hı. zemine çok güzel yayılacaktır zaten. Uyum sağlayacak. Peki bu şeyleri nereden bulabiliriz? Ha, Bakabilir ha, miyim? Tabii tabii. Evet, gerçekten yine peçete hobi, gibi. <laughs> Hobiqır <laughs> tavsiyelerini de elde edebilirler e, izleyicilerimiz. Hı. Kolay ulaşılabilen tabii bir tabii şey. Tabii çok kolay güzel. ulaşabiliyorlar. Boyalarımız gibi. Hı hı. Dediğim gibi ben şöyle yırtıyorum. Şimdi yapıştırınca fark edeceksiniz zemini çok güzel tutunacak. Hı. Yine bunun içinde dekopaj tutkalı kullanmaları gerekiyor. Hemen yapıştıracağım alanı zaten belirlemiştim. Hı hı. O yüzeye dekupaj tutkalımı hemen sürüyorum. Bunu yapıştıracağız. Sonra kenarlarından kendi rengi uyumuna göre tamamlamalarını yapacağız. Onu bir sonraki aşamada inşallah göstereceğim. Hı hı. Her yere sürdükten sonra kağıdımı yerleştiriyorum. Üzerinden fırçamla düzelterek gidiyorum. Zaten hmm. dediğim gibi peçete gibi bir kağıt. Hemen e, yapışması kolay Böyle oldu çok sanırım. Çok güzel yapışıyor. <laughs> Zaten o, o boyutu da hiç görünmeyecek. Hmm. Bu şekilde üzerinden tekrar tutkalımı geçiyorum her yerinden. Sabitlemek için. Bunun kurumasını bekleyeceğim Demet Hanım. Sonra evet. kendi renk uyumuna göre etrafını tamamlamalarını yapacağız inşallah. Harika. O zaman biz de aşama aşama inşallah <laughs> e, siz ilerlediğiniz müddetçe bundan sonra yapabileceğimiz bir şey var mı hocam yoksa arada geldikten sonra onun şeyin kurumasını mı bekleyelim? Kuruması onun kurumasını gerekiyor. Yüzden, beklememiz ha, gerekiyor üzerindeki yaşamadım. boyaları evet, e, düzgün gün bir şekilde geçebilmemiz için. Evet. Tamam harika. O zaman dediğim gibi kameraman arkadaşlarım ara ara sizin yaptığınız o çalışmaları tamam. görüntüleyeceklerdir. Tamamdır. Değerli izleyenlerimiz az önce de söylemiştim ara tatili daha iyi ve verimli geçirebilmek için neler yapmamız gerektiğini konuşacağız eğitimci Mehmet Gönüler beyefendi ile. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız ve merak ettikleriniz varsa WhatsApp numaramızdan ve Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz efendim. Öğrenciler için 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Peki ara tatil nasıl değerlendirilmeli? Öğrenciler çalışma programı hazırlarken nelere dikkat etmeli? Konuyla ilgili merak edilenleri eğitimci Mehmet Gönüler az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Evet konumuza ve konuğuma geçmeden önce bugün yine sizlere çok güzel bir kitap armağanımız olacak sevgili izleyenler. Niçin inanıyorum adlı bu güzel kitap yine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının. Eğer bu güzel kitaba sahip olmak istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken şey Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresini takip etmeniz gerekiyor. Bunun yanı sıra Yine son paylaşımımızı beğeneceksiniz, bir arkadaşınızı etiketleyeceksiniz. Ondan sonra da Allah nasip ederse çekilişte de çıkarsa bu kitapları size armağan olarak göndereceğiz inşallah. Evet e, hocam, hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı Hoş geldiniz. Sabahlar, sabahlar teşekkür getirdiniz. ediyorum. Nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlerin yanında olmak, eğitim camiasının karşısında olmak bizi her zaman heyecanlandırıyor. Özellikle ülkemizin en doğusundan en batısına, en Hı -hı. güneyinden en kuzeyine. Toroslarından, ovalarına, dağlarına, köylerine, kasabalarına selam olsun. Çünkü gerçekten çok önemli bir dönemdeyiz eğitim hı hı. öğretim açısından. Ülkenin belki de uzun yıllardan beri, Kurtuluş Savaşı'dan beri evet. vermiş olduğu en önemli mücadelelerden birisi hı hı. her alan anlamda. Eğitimde de hepimizi bekleyen farklı günler olacak diye düşünüyorum. Çünkü evet. hem üniversite sınavı hazırlık için hem ilkokula başlayan öğrenciler için... Ara için çok meşakkatli bir dönem. Hı hı. Burada sizin sorularınız karşılığında gündemi de belirleyen fikirlerimizi beyan edeceğiz inşallah. İnşallah hocam. Gerçekten güzel bir açılış yaptınız. Evet. Öncelikle biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ara tatil dedik. Hani tatil algısı da çocuklar tarafından hepimiz çocuk olduk, öğrenci olduk en nihayetinde. farklı algılanabiliyor. Tatil deyince sanki tatil boyunca. Hiç o ders e, kitapları, defterler açılmayacak da ben bir dinleneceğim, bir kendime geleceğim. E, doğru mudur bu o, o şey, olgu? Hani tatil dediğimiz zaman böyle disiplini kaybedip e, rehavete kapıldığımız bir zaman mıdır? Böyle bir dönem midir? E, aslında doğası gereği öyle bir dönem düşünülüyor. <laughs> Ancak olağanüstü bir durumdan bahsediyoruz <laughs> ülke e, eğitim için. Geçen yıl e, Mart ayıyla birlikte başlayan tüm kademelerde uzaktan eğitim <laughs> ve arkasından yaz tatili <laughs> evet. Yaz tatili için normal seyir halinde öğrencinin böyle düşünmesi ve böyle algılanması evet. gayet normal. Çünkü uzun soluklu bir yarış içerisindeler, sonra arkasından bir tatil hak ediyorlar. Hı -hı. Ancak bu yılın şartlarına baktığımızda, eğitim-öğretim dönemin şartlarına baktığımızda şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Geçen yıl zaten ikinci dönem görmedik. Hı -hı uzaktan eğitimle alışmaya okay. çalıştık. Birçok alanda yeniydik. Ağustosla e, Ağustos'ta birlikte ki 12. sınıflar Ağustos'ta başladı. Eylül ile birlikte kadem olarak eğitim öğretime başladık. Hı hı. Şimdi ara tatillerin verilme gerekçesi şuydu. 15 tatil e, ya da işte yarıyıl tatili, yaz tatilimiz e, yaz tatili ilgili önceki dönemlerde uzun ile ilgili eleştiriler vardı. Hı hı. Çocukların okulda gördükleri akademik bilgilerin Uzun bir süreden sonra bellekte kalma süreciyle alakalı bir tartışma vardı. Eğitimciler bunu çok dile getirirler. Orada bir kısıtlamaya gittik. Yani Biraz daha kısalmaya gitmişti hı hı. bir yıl önce. Hı hı. Aslında yerinde bir davranıştı bu. Ve yerinde bir karardı. Sanırım Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da da böyle uygulanıyor değil mi? Böyle ara tatiller evet, var. Evet. Zaten aralıklı öğrenme dediğimiz ve insan e, beyninin gelişimiyle de alakalı, öğrencilerin hı. davranışıyla ile alakalı, öğrenme moduyla da alakalı bu. Çünkü gelişen bir süreç içerisindeler evet. e, ve biz e, aslında Türkiye daha önce birçok özel okullarda birçok özel okulda bunu denemişlerdi. Hı hı. Yani ara tatiller Türkiye'de adı duyulmuş belli hı hı. okullarda ara tatiller denediler. Hı hı. Orada başarı alınca, e, mutlu bir sonuca gidilince e, bakanlık yetkililer de bu sürecin olumlu olduğunu hı hı. E, belirlediler ve kararla işte ara tatiller koydular. İşte Kasım ayında, Nisan ayında ve bir de 15 tatil, e, yarıl tatilimiz var. Bu süreçte çocukların bir maraton koşusu gibi düşünün. Yani aynı tempoda koştuğunuz zaman nefesiniz bir yerde kesilecek. Hı hı. Ama e, belli bir tempoyla gidip önce yavaş sonra biraz daha hızlı sonra biraz daha hızlı gittiğinizde aslında vücudu ve e, kendinizi alıştırıyorsunuz. Ana tatillerdeki mantık da bu. Yani şöyle tartışılıyor. İşte Kasım ayında niye böyle bir tatil var? İhtiyaç var mı? Evet ihtiyaç var. Hem çocukların psikolojiler evet. açısından gelişimler açısından ihtiyaç vardı. Bir de kısa bir tatil gerçekten hani ara tatil diyoruz ama bir haftalık hani böyle bir tam kış aylarının başlama zamanı evet. çocukların işte sadece bu salgın değil normal zaman içerisinde de hani grip ve soğuk algınlığı hastalıkları artık yavaş yavaş yükselmeye başlıyor en nihayetinde. Evet. Çocuklar için bir es vermek gibi bir şey. Ben ilk duyduğumda çok sevinmiştim böyle bir tatil olduğunu duyunca. Siz de hatırlarsınız bizim öğrencilik yıllarımız sonuçta hep bir semest tatil vardı sadece. 9 aylık bir eğitim maratonunun arasında bir 15 günlük o bile ne kadar bir nefes aldırıyordu ama hep onu beklerdik. Yani keşke Şubat tatili gelse de hani bir nefes alsak diye. O yüzden ben olumlu buluyorum bu ara tatilleri. ben Bence de e, olumlu. Şöyle çocukların gelişim açısından bakmamız hı hı. lazım. Çocukların e, Uzun bir soluklu eğitim döneminde çocuğun hı hı. eksiklerini görme şansınız yok. Evet. Çocuk okula başladı, hı hı. yarı yıl tatiline geldi. Birçok velimiz ya da ailemiz yarı yıl tatilinde çocuğunun karnesini görüyor. Doğru hı hı. bir şey mi? Değil. Yani Değil. Çocukla ilgilenme, öğretmenle iletişime geçme. Her ne kadar şu an biz salgın nedeniyle çok yakın teması kuramasak evet. da telefonlarımız, sosyal dijital hı hı. dünya çok gelişti ve Türkiye bu noktada çok hızlı bir süreç içerisinde bu ortama uyum gösterdi. Akıllı telefonlar birçok velimizde ve öğrencimizde var. Bu sürede öğrencinin gelişimini de takip etmek suretiyle bu ara dönemlerde müdahale edilebilir. Bir de çocukların bu ara dönemde, hani iki gün okula gittiler, hı hı. Işte 8. ve 12. sınıflar, kurslar adı altında da gittiler ama o biraz daha farklı. Evet. Bu ara dönemlerde çocukların ihtiyaç hissettikleri, akademik olabilir, sosyal olabilir, kültürel olabilir... Ee, belki de ailesini özlemiştir. Hı hı. Ailesiyle birlikte zaman geçiremediği için çalışan ailelerimiz hı hı. için ya da yatılı okullarda okuyan e, kardeşlerimiz var. Elbette. E, yani e, beni hatırlıyorum işte Adana Ceyhan'da işte bir buçuk ay önce teyzemin kızı gitti mesela. Hı hı. E, i̇şte anne ve e, ikisinin arasındaki diyalog işte hı hı. süreçle ilgili. Şimdi insanlar özlemlerini giderecek. E, ve ara dönemlerde hem duygusal anlamda hem de psikolojik ve ee, çocuğun kendi gelişimiyle alakalı, o süreci değerlendirmesi gerekiyor. Hı hı. Bunun için ara dönemler ve ara tatiller aslında e, geç kalınmış bir dönem olarak e, algılıyorum ben. Hı hı. Keşke bizim zamanımızda e, keşke bizim olsaydı. Zamanımızda olsaydı. Evet. Ya düşünün şöyle, tam bu dönemde sonbaharın geldiği bir dönem. Hı hı. Ağaçların yapraklarını döktüğü, ailenizle beraber, çocuğunuzla beraber bir parkta, bir yürüyüş alanında, bir ormanda, hı hı. yani yaşadığımız bölge nereyse Türkiye'nin hangi bölgesi ise. Kar bölgelerimiz var mesela. Hı -hı. Ee, Tabii. E, evet. yani, çocukların aileleriyle bir haftalık o zaman geçirmeleri, sağlık kurallarına dikkat ederek, Hı -hı. hani şu an içerisinde bulunduğumuz işte e, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak, e, diğer insanlara etkileşimi azaltarak e, çocukların duygusal anlamda gelişmeleri noktalarında çok büyük e, katsı olacağını düşünüyorum. Evet. Yani hep şöyle düşünüyoruz. Evet, ders çalışılmalı mı? Orada da geleceğiz ama ders Hı -hı. çalışılmalı. Bunun dışında eksikler varsa onlar tamamlanmalı. Hı hı. Şimdi kademe kademe el almak lazım burada. İlk, i̇lk öğretime başlayan, birinci sınıfa başlayan çocuklarımız için anaokulu biraz daha davranış şekillerini geliştirme, hı hı. el becerilerini geliştirme, e, olaylar ve kavramlar karşısında onların tepkilerini ile alakalı ama ilkokul bir de siz e, kasları kullanıyorsunuz. Kalem kullanma, işte harfleri tanıma. Belki birçok çocuğumuz anaokulda bunlar tanıyor ama ee, anlatılıyor işte. üstün körü de olsa üstü kapalı olsa anlatılıyor. Ancak çocuğun 5 günlük süreç içerisinde normal sürede kaslarının gelişmesi, o eğik çizgiler, işte e, harflerin oluşumları seslerin çıkarılması 2 güne sıkıştırıldı. Hı hı. E, şimdi bizim şunu görme şansımız var burada. Bir, e, eksik olan noktalarda gerçekten e, Türkiye e, ben aynı zamanda sosyal medya üzerine Sodimer so so diye bir e, merkez de kurduk evet. biz. E, Orada dijital eğitimle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türkiye dijital anlamda da son 11 ayda, öncesinden bahsetmiyorum, son 11 ayda dünya standartlarından %70 kendini bu sisteme alıştırmış bir durumda. Hı. Yani her olumsuzluk yeni bir olumlu yanı da ya aslında. Yani evet. işte e, Zoom'a bağlanma, diğer sosyal Hı. eğitim programı UZEP, mesela Sakarya Üniversitesi'nin yaptığı şu an Kilis Üniversitesi ve Güneydoğu'daki 15 üniversitenin Hı. uyguladığı Uzaktan Eğitim Merkezi çalışması var. Anadolu Üniversitesi'nin çalışmaları var. Hı hı. Yani biz aslında var olan imkanlarımızı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Evet. Bu bağlamda ilk öğretimdeki öğrenciler için şunu yapabiliriz. Harf çalışması ve öğretmenlerimizin geldiği yere kadar olan noktalar sosyal medyada ya da güvenilir. Hı hı. Türkiye e, çapında e, ağını kurmuş güvenilir yayınların, kurumların yaptığı çalışmalar var. Onlar e, izleyicilerimiz ulaşabilirler çok rahat e, bu eğitimle ilgili portallara baktıklarında. Oradan ilk öğretimle ilgili okuma ya da yazmaya yeni başlayan öğrencilerimizle ilgili eksik görülen noktalarda gelişmesi bir, bir adım geri olan öğrencilerimiz için buradan faydalanabilir, yararlanabiliriz. Bu ilk öğretim ee, yeni başlayanlar alakalı. E, bu arada hocam, şunu da söylemek istiyorum sevgili izleyenlerimize e, lütfen bizi can kulağıyla dinleyin çünkü gerçekten hocamız e, çok güzel e, şeyler ifade ediyor. E, az önce dedi ki Mehmet Hoca haftada iki gün eğitim oluyorlar sadece diğer e, beş gün boyunca çocuklarımız evdeler. E, i̇lkokul için de bu hazırlık süreci gerçekten zor ve meşakkatli bir durum. Çünkü e, el yazmasına ve el kaslarını geliştirip becerilerini daha olumlu yönde etkileyebilmeleri için e, maalesef bu süre çok yeterli değil. O yüzden bu ara tatili evet biz ailelerimizle, çocuklarımızla, öğrencilerimizle güzel vakit geçirmeye çalışacağız, kaliteli vakit geçirmeye çalışacağız ama hocam burada çok önemli bir şey söyledi. <laughs> Bu ara tatili aslında dedi e, siz çocuklarınızın eksikliklerini görerek fırsata çevirebilirsiniz dedi. Ve ilkokuldan başladık şimdi ortaokulla devam evet, edeceğiz. Evet evet. evet. Ee, ayrıca bu evet uzaktan eğitim dediğimiz işte EBA sistem Hı -hı. üzerine televizyonlarımızda 20'şer dakikalık ders aralıklarında evet çalışma var. Hı -hı. Ancak hiçbir zaman o yüz yüze eğitimin yerini tutmaz. Çocuk dokunacak, çocuk hissedecek, çocuk öğretmenini görecek, arkadaşlarla temas kuracak. Ve akran öğrenmesi dediğimiz o ortamı gerçekleştirmesi evet. lazım ama biz iki günle yapabiliyoruz bu süreci hı hı. diğer günlerde uzaktan eğitimle ilgili özellikle EBA üzerinde gerçekten ben EBA TV'nin kurulması fikri noktasında bir arkadaş grubumla beraber çok büyük destek olmuştuk başka bir amaçta. çalışıyoruz. Anadolu'daki çocukların eğitime ulaşması ilgili bir çalışmaydı bu ama salgınla birlikte bakanlık çok hızlı bir sürede evet. bu sistemi buraya çevirdi ve çok da başarılı oldular. Uh -huh. İlk öğretimde o aşamaları çocukların ses çıkarma, harflerin sesini nereden başladığı ile ilgili çalışmaları takip edebilirler. Uh -huh. Şimdi bu sürecin arkasında ortaokul dediğimiz aşama başladı aslında. Uh -huh. Beşinci sınıflara kadar olan kademede çocuklarımız okula gitti. Şimdi şöyle şimdi kızım 5. sınıfta benim uh -huh. e, Nehir ona da selamlar olsun. Evet biz de sevgilerimizi çok, çok sevgili izliyorum. Sağ olun Allah razı ee, teşekkür olsun. Teşekkür ediyoruz ve arkadaşı var Elif. Şimdi Elif 6. sınıfta, Nehir 5. sınıfta. Şimdi Nehir okula başlayan 3 hafta oldu. Hı hı. Gidiş geliş yapıyor okula, okula gidip geliyor. Elif de 6. sınıfta. Hı hı. Şimdi o okulu özlemle bekliyor. Bir de bu var. Okula giden, okulun iki gün yüzünü gören, bahçesinde koşan, oynayan o hasret bir grupta bitti. bu bir de bitmeyen grubumuz var. Maalesef. Evet, 6. ve 7. sınıflar, 11. sınıflar kurslarla bir alıştırma yapıldı ama hı hı. şimdi bu kademedeki öğrencilerde de özellikle soyuttan somuta, somuttan, somuttan, somuttan soyuta geçiş aşamaları var eğitimde. Özellikle ortaokul aşaması derslerin çoğaldığı, hı hı. bir öğretmenden çoklu öğretmene dağıldığı bir dönem. 5. sınıfla başlayan hı hı. ve 6. ile devam eden. Şimdi burada çocuklar okula gitmediler. Hı hı. Onlar uzaktan eğitimle faydalanmaya çalıştılar. Bu çocukların da Sağlık koşulları süreci içerisinde mutlaka okula bir gün iki günde olsa gitmesi gerekiyor. Kesinlikle yüzde yüz katılıyorum evet. size. Dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaparken çocuklar böyle etrafıma toplandı, ekrana kilitlendiler açıklamayı bekliyorlar. Salgın sürecinin yükseldiğini biliyoruz. Aslında onlar da biliyorlar bilinçaltında hani okulların açılmayacağını ama hepsi ne dedi biliyor musun? Siyah hocam lütfen artık bir söyleyin okullar açılsın biz okula gidelim diye beklediler böyle. Bilmiyorum tabii biz bu zamanları görebilecek miydik ama çocuklar okula hasret kaldılar. Hocam o kadar e, üzülüyorum ki ama inşallah tabii her şeyden önemli sağlık. Evet. Ya çocuklar şöyle işte ben yıllarca o <laughs> e, koridorlarda, sırlarda o çocukların bakışı, onların kurdukları cümleler, size öğretmenim diyerek koşu, <laughs> işte liseye doğru değişiyor, öğretmen hocaya dönüşüyor işte evet. hocam falan. <laughs> hocam oluyor. O, evet onların o ifadeleri ve duygusal anlamdaki yaşantıları <laughs> e, okullarda. Yani çocuklarımız şöyle düşünelim. Biz evet çocukları anne babalar olarak çocuklarımızı belli bir yaşa getiriyoruz. Sonra çocuklar okulların çocukları oluyor artık. Evet. Öğretmenlerin çocukları oluyor. <laughs> ve çocuklar e, günün e, en büyük zaman dilimini, aileyle birlikte değil öğretmenlerle ve arkadaşlarla birlikte geçiyor. İşte akran öğrenme, sosyal öğrenme, öğretmenden öğrenme. Siz evde 50 kural koyun. Ee, sizin kurallarınızın bir anlamı olmayabilir bazen ama öğretmen 50 kural karşılığında bir kural koysun okulda hı hı. öğrencinin yaşantısıyla eğitimle ilgili o bir kural o öğrenci için çok önemli. Ee, şimdi okullar hani çocuklar o özlemi hissediyorlar. Gerçekler önce şöyle der çocuklar. Hocam ne zaman tatil olacak? Evet. Biz tatile o hasret cümlesini hı hı. uzun bir süre inşallah ee, e, yani zaman geçirmeden kullanma aşamasına geçeriz. Ancak hı hı. bu salgının seyrini tabii ki e, kurumlar, kuruluşlarımız e, Sağlık e, Bakanlığı ve bilim insanları bunun en doğru çalışmasını ve kararını verecekler. Ancak biz bu süreç içerisinde neler götürebiliriz? Hı hı. Bence e, şeyde biraz geç kaldık gibi geliyor. E, i̇ki gün çağırıyorsak öğrenciyi hı hı, belli hı. grupları. Ders saatini azalttık. 6-7'leri de çağırmalıydık. 11'leri de çağırmalıydık. Evet orada kontrollü bir aşama var. İşte çocukların öz, okula gönderilmesi, hı hı. servis özel büyükşehirlerde, İstanbul, e, Ankara, İzmir, Adana gibi ya da Antep gibi Gaziantep, Kahramanmaraş, ya Türkiye Samsun hı hı. Işte, e, taşımalı öğrencilerin olduğu noktada e, burada biraz e, önlem amaçlı gidildi. Ancak işte iki gün Cumartesi de dahil edilebilir miydi? Ee, bunu Ankara imkanlarına göre, göre konuşuyoruz şu an. Ancak yani taş iki de, gruba bölünüp en azından evet. e, herkes mi gitmeliydi, bütün öğrenciler gitmeliydi diyorsunuz. Evet, yani, ama iki evet. gruba, e, cumartesi pazarda eklenerek. Yani cumartesi eklenebilirdi, pazarda da <laughs> ailesi zaman geçsin çocuk yani. ama ikişerli ikişer gün alıyorsak <laughs> biz 6 ve 7'leri de dahil etmeliydik. <laughs> Çünkü e, kış e, geliyor ve siz evet. de az önce söylediniz, olayın seyri nereye gideceğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Dolayısıyla... İşte evlere kapanıyoruz. Toplu taşıma araçları kullanılıyor. Servisleri kullanılmaya başladı. Evet şunu biliyorum. Çocuklarımız gerçekten yetişkinlerimizden daha dikkatli. Hı -hı. Gözlemliyorum ben de. Kendi kızımda da görüyorum. ve Diğer arkadaşlar da, ve okulları da görüyorum. Hı -hı. Biz yetişkinlerden daha duyarlı çocuklar. Maske, mesafe, temizlik noktasında gerçekten onları kutluyorum ve öpüyorum onları Hı -hı. bir öğretmen olarak. Gerçekten onlar bu noktada beklenenin çok Hani evet. Bakan Bey'in de açıklaması var ya hani okullarımız sahalardan ve meydanlardan daha güvenli doğru Dışarıda çünkü daha büyük tehlike var. Biraz daha rahat bir ortam var evet. ama okulda sonuçta sürekli maskeyle dolaşmak evet. zorundalar. Başlarında öğretmenleri var. Evet. O antiseptik dezenfektanları sürekli kullanıyorlar. İşte sosyal mesafeyle oturuyorlar ama dışarıya çıktıklarında tehlike aslına bakarsanız sizin de dediğiniz gibi daha fazla artış gösteriyor. Ama hala inanır mısınız ben kendi çocuklarımdan da biliyorum çok fazla tedirgin olan velilerimiz var. var. Ee, bu da bizim için hani e, çok bir e, bütünsel olarak düşünmek gerekiyor. Evet sağlığımız çok önemli ama çocuklarımızı da kaybetmek istemiyorum yani. ben gerçekten de. Çok zorlu bir dönem hocam. Yani şöyle saygı duyuyoruz. Bu süreçte Hı -hı. az da olsa bazı veriler çocuklarını okula göndermeme evet. noktasında karar adalılar. Ama dedim ya biz eğitimde belli bölgelerde, dezavantajlı bölgelerimiz var. Hı -hı. Özellikle köylerimiz, kasabalarımız, ülkemizin e, dağlık bölgeleri yani yaşantısal olarak zor olan alanlarımız var. Hı hı. Yani arkadaşlarımızla biz eğitimci arkadaşlar bu noktada sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz neler yapılabilir diye. şimdi bu süreçte çocuklar gruptaki sınıf ikiye bölündü. Eğer iletişim ve hı. teknoloji varsa sınıfta öğretmenin sınıftaki uygulamasını evdeki çocuğa ulaştırabiliyor. bu nokta başarılıyız birçok noktada. Ancak işte Türkiye'de ilk başta işte Cumhurbaşkanlığımızın ve Milli Eğitim Bakanlığında tablet çalışması oldu. Gönüllü kuruluşlar Tablet çalışması yaptı. Evet birçok öğrencimize tablet ulaştı. Evet. Bilgisayar da var ama bilgisayar olmayan köylerimiz var. Şebekeni çekmediği, GSM operatörünün olmadığı, hı. ulaşmadığı noktalar da var. Aynısı. Bunun da benim bir önerim vardı. EBA TV çok etkin kullanılıyor. EBA TV'de çekimler yapılarak bu çocuklara, köylerimizde bazı imamlarımız, ben çok mutlu olmuştu mesela, camileri çocukların eğitim için açtılar. Evet bu, gerçekten sever evet, bu... Müthiş bir şeydi. Evet. Biz de izledik. Onları da buradan evet. tebrik ediyoruz. Evet, ben de kutluyorum Yani yeri gelmişken. E, köylerimizde muhtarlıklarımız var. Hı hı. E, şunu biliyorum ben. Geçen yıl e, üniversitemizde e, uzaktan eğitim aşamasında e, bir öğrencimize e, yaylaya gitmişler. Hı hı. Göçerler. Yaylaya gitmiş bir uzman çavuş arkadaşımızın aracılığıyla biz ulaşıp e, ödevlerin yapmasını sağladık. Yani biz istersek ülke olarak birçok zorluğu aşabiliyoruz. Bu noktada da çok geç kalmadan Ailelerimiz okullarla temas kurarak güvensinler. Hı hı. Eğer biz evdeki yaşam ortamını oluşturuyorsak, iş ve ev ortamında gerçekten güvenliği sağlıyorsak, önleme aşamasını yapabilmiş isek, çocuklarımız okullara gönderelim. Öğretmenlerimiz temizlik kurallarına riayet edeceklerdir. Dezenfektanlar ya da temizlik malzemeleri kullanarak, kolonyaları kullanarak, yani her ne kadar da olsa bu çalışmada ilk öğretim aşamasında başarılı olacağız. Çünkü ortaokul ve lisede durum biraz daha farklı. Evet. Bu noktada da ee, velilerimiz biraz daha itina ile, sevgi ile, güven çocuklarımızı okullara göndersinler. Okullar açık olduğu sürece Hı -hı. koşulumuz bu. Tabii ki. Ee, ortaokul 8 sınıfa kadar olan sürede bol okuma. Ee, evde kitap okuyabilirler. Çünkü biraz sonra oraya da geleceğiz. LGS ile ilgili aşamaya. 6 ve 7 sınıfta okumayı biz iyi yapabilirsek ee, ve evde zamanımızı iyi doldurabilirsek Hı -hı. ve sosyal medyanın da eğitimle ilgili aşamalarına deneyler, gözlemler Belgeseller var. Bunlardan yararlanabilirsek faydalı. Ama bir tehlike var bu süreçte. Dijital ortamda e, zararlı yazılımların Hı -hı. ya da programların çocuklara ulaşması ile ilgili. Burada velilerimiz ve ailelerimiz e, bu noktada bence dikkatli olmak. Biraz daha dikkat evet. etmemiz gerekiyor en nihayetinde. Evet. Evet. Hocam e, lise öğrencileri için peki bu dönemi nasıl geçirmelerini tavsiye edersiniz? Ya şöyle e, hemen 8 sınıfı da Hı -hı. ekleyerek Hı -hı. söyleyeyim. Şimdi 8 sınıfların konularına baktığımızda son 2-3 yıldan beri LGS'nin tarzı değişti. Hı hı. Önceleri daha çok ezbere dayalı hı hı. bir mantık varken son dönemlerde metin okuma, kavramlar arasında ilgi kurma, ilişki kurma ve aslında yorumu gerektiren bir tarza doğru gittik. Eğer çocuklarımız sosyal medyadan ve dijital yapıdan uzaklaşıp biraz okumaya alışkınsa ve yatkınsa hı hı. bu çocukların başarısı çok fazla yılki ortalamalara bakıyoruz. İşte e, Türkçe'de 10 ort ortalamamız var 20 soruda. Matematikte 5.5 nokta civarında bir ortalamamız var. Aslında bu çocuklarımız sınıfta öğretmenlerimiz sorduğu zaman ortalama çok net cevap verebilen öğrenciler. Ancak o sınav atmosferine girdiğinde farklı bir tabloyla karşılaştığında sınıfta görebildiği, öğretmeniyle yapabileceği, arkadaşlar yapabileceği konularda heyecanla e, üzerine gelince aslında farklı bir soru tarzıymış gibi algıladık ilk yılda. Ama soruların çoğunluğu, Okumayla alakalı 8 sınıflarda. Ve burada gerçekten uzaktan eğitimle ve yüz eğitimle 8 sınıflarda çalışma başladı. Hı hı. Uzun bir zaman dilimimiz var. Paniklemeye gerek yok, üzülmeye gerek yok. Eksik olan konular belirlenir. Çünkü LGS'de hangi konuların çıkacağı bellidir. Hı. Ee, konuları bellidir. 8 sınıftan sorumludurlar. Ama tabii ki bu daha önceki sınıflarda 5, 6, 7'den de bazı kazanımları getiriyor ama konunun genel anlamda e, atmosferi 8 sınıf. Buradaki 8 sınıftaki öğrenci okumaya ağırlık verdiği zaman bu sorunu çözecekler. Şimdi lisenin iki ayağı var. Bir 9. sınıflar Hı -hı. ve 12. sınıflar. Evet üniversite sınavına girecek evet. olan bu seneki öğrencilerimiz için de gerçekten evet. çok zorlu bir süreç. Zorlu bir süreç psikolojik savaşla Hı -hı. gidiyorlar. Hı -hı. Şimdi 9. sınıf 8. sınıftan geldi çocuk. Geçen yıl, yıl 2. dönemi zaten salgın dönemiyle uzaktan eğitimle ilgili bir süreçle geçirdi. Hı -hı eee ikinci dönemle ve bu dönemle beraber aldığımızda 9. sınıfta derslerin çoğaldı. Hı hı. E, ve üniversite sınavında 12. sınıfta göreceği ya da 12. sınıfta gireceği sınavın eee birçok %50'lik hatta %60'lık kısmını oluşturan bir bölüm TYT bölümü. Hı. O konularda 9. ve 10. sınıf konuları. Yani her 12'ye gelen öğrencinin aslında 9 ve 10'daki çalışması iyiyse burada öğrencilerimiz çok şanslı. Hı hı. Ve ben sevgili 9'lara sesleniyorum. E, zaman Var. E, yola giden yorulmaz. 9. sınıftan itibaren konularımızı hızlı bir şekilde Sevil dokuzlar. hemen e, baştan itibaren almalı milli eğitim kazanımları doğrultusunda 9 ve 10'daki kardeşlerimiz bu süreci iyi tamamlamalı. Hı hı. Çünkü teyitle rahat etsinler. İşte bu ayak bizi TET'ye götürüyor. TET götürüyor Gelelim gitmekten. şimdi 12. sınıflara evet, bir de. Evet. Ee, benim kızım da hocam bu sene üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Konuşmada e, dün e, evde konuşurken dedi ki anne dedi biz sınıfta da konuştuk arkadaşlarımızla bir türlü odaklanamıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Ee, Mehmet hocaya sorar mısın dedi. Evet. Biz nasıl odaklanacağız, nasıl konsantre olacağız? Çünkü Mart ayından beri sizin de söylediğiniz gibi zorlu bir süreç içerisindeyiz ve çocuklar önünü göremiyor artık. Evet. Hatta bana e, dün akşam şey dedi üniversiteyi kazan Sandığımı hayal ediyorum ama galiba üniversiteye yine böyle şey mi olacak hani online eğitimle mi gideceğim? Yani çocukların kafasında o kadar çok merak edilen soru var ki. Şimdi bir anadolumuzun güzide bir şehri, İslahiye üzerinden bir seyahat esnasında yol kenarında tezgahlarımız var, Aha. alışveriş yapılan. Bir kardeşimizle Samsun'da hukuk okuyan bir kardeşimizle tanıştık. Aynı okulda mezun olmuşuz lisede çok da mutlu oldum, onun için Aha. paylaşıyorum. Nasıl gidiyor hukuk fakültesi okuyor? Nasıl gidiyor? falan diye yazın tanışmıştık sonraki bir süreçte e, bana ulaştı hocam ben e, iki yıl sonra bir daha hazırlanacağım sınava tekrar üniversite okuyacağım Niye dedim Ben üniversite e, okuyacağım e, düşüncesiyle sınava girdim Hukuku yazdım üniversite ortamı üniversite hayatı Hı -hı. arkadaşlar iletişim, çevre iletişim işte öğrencinin öyle gizemli yanları da vardı e, ve e, Aslında çocukların gençlerin olgunlaştığı duygularının olgunlaştığı dönemdir o dönemler Hı -hı. E bununla ilgili düşüncem bu dedi. Ben de şöyle düşündüm. Senin hayalini, senin okuduğun bölümün hayalini kuran 2 milyon yakın insan var. Hı hı. Bir defa sen şanslısın. Hı hı. Uzaktan eğitim süresi gelip geçer. Yani bu sürecin en kısa sürede geçmesi temenni ediyoruz. Ama inşallah 3. ve 4. sınıf 2. sınıfa geçmiş, 3. ve 4. sınıfı yüzde geçirirsin bu Önce kazanmak. Uzaktan da eğitim olsa, yakından da eğitim olsa, alışacağız. Kardeşim hangi bölüm istiyor bilmiyorum ama. Hı hı. Hangi meslek? Olur? Bak eğitimdeyiz. Biz sağlık buradan... alanını evet, istiyor daha evet. çok hocam. MF'ci çünkü. Evet. inşallah. mesela tıp fakülteleri falan biraz evet. daha bu yüz yüze eğitime geçti. Hı hı. Bu noktada öğrencilerim de hı hı. daha önceki yıllarda şu işte doktor öğrencilerim var ya şu an okuyan öğrencilerimiz de var. Orada biraz şanslar ama uzaktan eğitim hayatımızdan çıkmayacak artık. Hı. Yani hayatımızın bundan sonraki her aşamasında. Bunu kabullenmemiz kabullenmek gerekiyor. Kabullenmek zorundayız. Çünkü ben başlangıçta EBA TV'nin, EBA'dan bahsetmiyorum. Hı hı. EBA TV'nin fikrinin ortaya çıkmasını biz Taşlı'daki öğrencilere nasıl ulaşabiliriz? Fırsat eşitliğini onlara nasıl sağlayabiliriz düşüncesiyle. Eğitimci arkadaşlar, hı hı. yatılı okullarda okumuş, Türkiye'de özel ve devlet sektöründe, sektöründe gerçekten başarılı olmuş, yayıncılıkta başarılı olmuş arkadaşlarla biz herkese ulaşmayı hedefledik. O aşama bizi buraya getirdi. Hı hı. Şu an arkadaşlar çok başarılı bir şekilde götürüyorlar. Şu önemli, odaklanma. Odaklanma şöyle sınava geçen hafta konuşmuştuk bir hı hı. genç kardeşimle. 210 gün vardı. 200 gün var. Şimdi şöyle alalım. Ben öğrenci olduğum varsayıyorum. Hı hı. 200 gün bana çok uzun bir aşama. Her gün bir konu öğrensem. Konumu öğrendim. Yazdım bir kağıda. Bir Çekmece ya da bilmece kutusu gibi attım bir kutuya. Hı hı. E, sıfatlar konusunu öğrendim Türkçe'de. Matematikte e, problemler konusunun sayı problemlerini öğrendim. fizikte terazi konusunu öğrendim. Hı hı. Kimyada mol kavramlarını öğrendim. Öğrendim fark etmiyor. Her öğrendiğim konuyu, e, önce konu çalışıyorum. Konu özeti. Ve bununla ilgili de yeni şöyle bir çalışma var. Hı hı. Hem e, EBA'da hem de birçok e, güçlü yayının, Hatta ben bugün e, siz programımızdan sonra bir e, toplantıya gideceğim. Hı hı. Bu dijital yayınla ilgili bir hı hı. E, kurumun. E, i̇nsanlar gerçekten buraya yatırım yapıyorlar. Çocuklarımız şanslı. E, video anlatım dersleri var. Özel öğretmen tarzında. E, kardeşlerimiz e, belli şifreler onlara ulaşıyorlar. Hı hı. Ve öğretmenleriyle karşı karşıyalar. E, tabletin olması, cep telefonunun olması, bilgisayarın olması, televizyonun olması yeterli aslında. Hı hı. Odaklanmayı böyle sağlayacağız. Odaklanma önce Kesinlikle. şöyleydi. Önce şöyleydi. Ben okula gideceğim. Öğretmenlerimle tekrar 9-10-11 tekrar edecek bana. Hı hı. Kadem olarak. yapılıyor yani kurslarla. Arkasından deneme sınavına gireceğim. Ve böyle bir seyir. Evet. E, bu yıl ben bakanlığın bu aşamada açıklama yapacağını bekliyorum. Biraz geç kalındı gibi geliyor evet. ama. Yani biz hangi kazanımları soracağımızı e, tüm kazanımlardan soracağız dedik. Çocuklar burada rahat olsunlar. İnşallah. Ben fikrimi söylüyorum. Şu an e, yan, yanılmam. Geç sene de bunu konuşurken yanılmadık. inşallah yanılmayız. Tüm konuların e, sorumlu olunacağı bir noktayı düşünmüyorum ben. şu an. Fek, be, benim fikrim. Niye? <laughs> Ankara'da buna ulaşabiliyoruz. Gaziantep'te ulaşabiliyoruz. Kahramanmaraş'ta ulaşabiliyoruz. Kilis'in merkezinde ulaşıyoruz ama Kilis'in Musabeyli ilçesinde buna Kas ulaşma şansımız yok. <laughs> çocukların o zaman tabii bu haksızlık olur. Evet. Ya bir de, de, de şöyle gibi eşitliği sağlayamayız. Evet. Bir de geçen yıl çok beklediğimiz bir nokta 12'ler için söylüyorum. 11. sınıfın ikinci dönemini görmedik. Evet. Uzaktan eğitimle gördük. Hı hı. Ulaşabildiysek. Hı hı. Ve bu çocuklarımız o dönemi aslında 12'de yaşıyorlar. Şimdi 12. sınıfa geldiler. Evet, imkanı var. Devletin birçok kursu var. Faydalanabiliyorsa sorun yok. E, faydalanamadı. Ben hem vicdanen hem de e, hukuksal anlamda da düşünüyorum bunu. Hı hı. Çocukların o noktada e, konuların e, seyretilmesiyle ilgili bir çalışma hocam düşünüyorum. İnşallah hocam e, biz de öyle umut ediyoruz. Çocuklarımızın tabii e, motivasyonunun ve odaklanmasının e, odaklanmaları için daha doğrusu elimizden gelen her şeyde e, hem eğitimciler olarak evet. sizler öğretmenleri hem de biz aileleri olarak elimizden geldiğince onlara faydalı olmamız e, gerekiyor. E, bu arada siz dediniz ya hani bu ara tatile bir fırsata çevirmemiz gerekiyor, eksikliklerini gidermemiz gerekiyor ama ondan öncesinde başına çok güzel bir ifade kullandınız. Dediniz ki hocam e, hani sonbahardayız, kasım ayındayız evet. çocuklarımıza daha çok vakit geçirmeliyiz bir yürüyüş yaparak evet, veya evet, farklı evet. etkinliklerle alakalı. Şimdi bu konuyla ilgili bizim çok güzel bir bandımız var evet. e, değerli izleyicilerimiz e, o yüzden mutlaka izlemenizi e, tavsiye ediyoruz. Çünkü çocuğunuzla e, etkinlik yapmanın üç keyifli yanı neler onları göstereceğiz hep birlikte izleyelim mi? Çocuğunuzla etkinlik yapmanın üç keyifli yanı. Ortak bir anınız olur. Çocuğunuzla üzerine konuşacağınız, ona kendini önemli hissettireceğiniz bir anı paylaşmış olacaksınız. Örneğin, beraber sinemaya gittiniz. Filmde şu sahne beni çok etkiledi, peki ya seni gibi konuşmalar yaparak çocuğunuzun duygularını ifade etmesini sağlayabilirsiniz. Fikirlerine önem verildiğini hisseden çocuk daha mutlu ve özgüvenli olacaktır. Kendi çocukluğunuza gitmiş olursunuz. Çocukken neler yaptığınızı hatırlayın. Belki sizin çocukluğunuzda yaptığınız etkinlikler bambaşkaydı. Ama çocuğunuzla beraber bisiklet kullanmak, çocukluğunuza dönmek ve çocuklar gibi şen olmak için size iyi bir fırsat olacaktır. Çocuğunuzun heyecanına ortak olursunuz. Hangi anne baba çocuğunun mutluluğuyla mutlu olmaz ki? Çocuğunuz sizinle beraber futbol oynadığında veya sinemaya gittiğinde heyecan duyacaktır. Size de bu heyecanı paylaşmak düşecektir. Evet değerli izleyenlerimiz bugün sizlere çok güzel bir kitap hediye edeceğiz gerçekten de niçin inanıyorum? Bu kitabı okuduğunuz zaman emin olun çok güzel ve keyifli vakit geçireceksiniz. Aynı zamanda çocukların, gençlerin yeni yetişen bireylerin aklındaki sorulara çok net cevaplar verebileceğiniz bir kitap. Yine niçin inanıyorum Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının bir kitabı. Eğer bu güzel kitabımıza sahip olmak istiyorsanız, öncelikle yapmanız gereken şey, Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresini takip edeceksiniz. Sonra son paylaşımımızı beğeneceksiniz ve bir arkadaşınızı da etiketlemek yeterli olacaktır. Hemen hatırlatayım, bu kitaptan iki sevgili izleyenimize göndereceğiz inşallah. Evet kitabımızın tanıtımını da yaptıktan sonra hani bol bol kitap okuyun diyoruz ya işte biz de elimizden geldiğince karınca kararınca yardımcı olmaya çalışıyoruz hocam. Az önce 12. sınıfların üniversite sınavlarına girecekler motivasyondan ve odaklanmasından bahsettiniz. Bir iki cümle daha söylemek istediniz evet. söylediniz onu da sevgili izleyenlerimize hemen iletelim. Evet. Şimdi şöyle... E... İki öğrenci kriteri üzerinden el alalım. Hı hı. Fen lisansı okuyor öğrenci, 80 net yapıyor şu an, 70-80 net yapıyor. Hı hı. Bu çocuğun heyecanı ve stresiyle yine üniversite sınavına hazırlanıyor, 30-40 net e, bağlanda. Bu iki öğrenci e, Anadolu Lisesi'nde bir öğrenci, ayrım yapmak istiyorum, söylemiyorum, ama netler açısından söylüyorum. Bu iki öğrencinin bakış açısı aslında ortak. Şimdi burada strateji dediğimiz bir nokta var ve benim e, Türkiye'de 60'a yakın, 61 ile gittim, e, 175 bin yakın öğrenciyle e, buluştuk semlerlerde e, Türkiye'de ve de, buluşmaya devam ediyoruz. Hı hı. Ben hep şunu söyledim. inanmak. Kitabımızdan da hareketle evet. gidip İna, kendine inanacaksın. Hı hı. Benim gücüm nedir? Hedefimi koydum. E, hangi mesleği seçeceğim? Hangi mesleğe ilgim e, var? Hı hı. Yani e, meslekçisi de olabilir bu. Samsun'dan bir meslekçisimiz dünyanın nezafetlerini e, üretti. Ya da teknoloji çalışmaları yaptılar. Ve biz onlarla gururlandık. E, ve Atölyeler gördüm ben. Muş'ta bir öğretmenimiz müzik atölyesi oluşturmuş bir görme engelli bir kardeşimiz için. Hı hı, güzel. Ve Türkiye gündemine düştü. Samsun'da atölyeler kurulmuş yine. Türkiye'nin her noktasında yetenekli insanlarımız var. İlgimiz hangi arana ise bir defa ona odaklanalım. Hı. Buradan hareketle. Odaklanma ve inanma ile ilgili şunu söyleyelim. Şimdi orta bir öğrenciden bahsedelim. Matematikte zorlanıyorum. Matematik konularının tamamını e, görsem de yapamayacağım diyen öğrenci için ben her zaman söylüyorum sihirli bir üçgen var aslında sayılar, problemler üçgenler konusu var matematikte. Hmm. Sayılar, problemler ve üçgenler konusu. Bunlar 10-15 arasında soru geliyor bu konudan. Evet. Ortalama bir öğrencinin, imkanlarını zorlayan bir öğrencinin 15 net yapması, sözel evet. dersleri yüksek tutarak hı hı. E, çok büyük bir şans. Hı hı. Türkiye matematik ortalaması 5.9. Aslında ne kadar düşük. Evet 40 yani. soruda Türkiye matematik ortalaması 5.9. 5.9'dan sonra alacağınız her doğru sizi çok zirvelere götürüyor. Hı hı. Kat sayısı ile ilgili dersin. E, Türkçe'de 40 soru var. Ki 25-26 soru geçen sene anlam sorusu geldi. 7 dil bilgisi geldi. E, şimdi yine ortalama 7-10 arasında olduğunu düşünelim dil bilgisinin. E, ama anlam sorusu yine okumayla alakalı. Ve Türkiye ortalaması 14 son 3 yıldan beri. Hı hı. Ve giderek düşen bir e, grafiğe sahip. 14'ten sonra yaptığınız her net sizi yukarılara götürüyor. Evet. Şimdi bu bağlamda baktığımızda fizik, kimya, biyoloji işte FKB dediğimiz hı hı. alanda e, yine e, oranlarımız çok düşük ortalamalarımız. E, şunu yapacağız. Gücümüze inanacağız. Hı hı. Adım adım çalışacağız. Bir defa motivasyon. Bugün neyi öğrendim? Kutuyu attım. Yarın neyi öğrendim? Kutuyu attım. Bugün öğrendiğim konuyu, tüş noktası burası. Bugün öğrendiğim konuyu yarın tekrar etmeliyim. 10 dakika, 15 dakika. Tekrar çok önemli değil, mükemmel değil mi? Mükemmel bir Hocam. tekrar yapılırsa hı. ve ben... E, 9 yaşında okula başlayan, hı hı. E, yani okullar ara veren, imkanların dolayı ara verip tekrar okula başlayan biri olarak Türkiye'nin çok güzel bir üniversitesi kazan. Neye borçluyum? Okumak ve tekrara borçluyum. E, şimdi e, tekrar ettik, bugün ettik konumuzu, yarın tekrar ettik. Haftanın bir günü belirledik, cumartesi de pazar tekrar ettik. Ayda bir konumuzu tekrar ettik. Şimdi 3-4 aşamalı tekrar hı. ve her hafta o kutumuzdan bir tane konuyu çektik şöyle aldık neydi konumuz terazi, hı hı. dengede miyiz kendimizi ölçelim, evet. e, unutma şansınız, ihtimaliniz yok. Deneme sınavları olacaklar Online ya da yüz yüze yapamadıkları soruları öğretmenlerimize soracaklar. E, burada önce inanmak, hı hı. sonra sabır. Uzun bir zaman dilim var, 200 güne yakın bir günümüz var evet. ve biz gerçekten her gün 100 konu, şey her gün bir konu öğrensek 200 konu yapar, hı hı. yarısını unutsak 100 konu yapar, yarısını sınava yakın hatırlasak 50 konu yapar. 50 konuda yapabilen bir öğrenci, üstün üniversitede 50, 60, 70 oranında istediği bölümü kazanır. Hı hı. E, ama sizin ısrarla söylediğiniz şey, öncelikle e, çocuğun, öğrencinin yani kendine özgüveninin Özgüveni olması, olması, değil mi? Evet. E, i̇nanması evet. ve sevdiği işi yapması gerektiğini hedeflemesi. Evet. Onu da e, söylediniz az önce, bu da çok hoşuma gitti gerçekten de. Herkesin farklı olabilir e, seçenekleri. Siz doktor olmak isteyebilirsiniz veya işte evet. öğretmen veya işte çok farklı mesleklerden önemli olan bir hedef de koymak öyle değil mi? Evet hedef önemli ve e, mizaç önemli burada. Hmm. Siz sanat ruhlu bir öğrenciyi illa ki sen gel tıp okuyacaksın hukuk okuyacaksın diye zorlatırsanız <laughs> o öğrencinin geleceği ile ilgili e, yanlış kararları verirsiniz. Evet. Biraz anne babaya da o zaman şey düşüyor galiba burada rol düşüyor. Rol düşüyor. Azıcık da olsa çocuğu bir rahat bırakacağız. Ee, Onun mizacına göre mesleği seçmesinde yardımcı olmaya çalışacağız. Dünya çapındaki müzisyenlerimiz ya da sanatçılarımız, zirvesamlarımız, ara gürellerimiz nerede de çıkacak. Evet, yani biz, evet. Şöyle, şimdi her çocuk doğuşta eşit. Hı hı. İmkanlar onu ailedeki yaşantısı onu farklı yerlere getiriyor. Aldığı okul, işte okuduğu okul, aldığı eğitim, eğitim farklı yerlere getiriyor. Ancak şöyle bir durum var. Ama çocuğun kendi yaratılıştan getirdiği ya da ailesi ve çevresiyle yetenekleri, genleriyle oluşan sanatsal yönü bambaşka bir şey. Hı hı. Yani Neşet Ertaş olacaksa bir öğrenci olsun. ihtiyacımız var. Öbür tarafta fazlası sayı olacaksa olsun. ihtiyacımız var. Öbür tarafta bir e, ilim bilim adamı olacaksa, bilim insanı olacaksa hı hı. bırakalım. Yani şimdi aşıyla ilgili Almanya'daki çalışmada İskenderunlu giden bir ailenin, eee yaptığı Umur Bey'in yaptığı çalışmayla hı hı. ve biz mutlu oluyoruz yani. Gerçekten değil? gurur duyduk. Gurur Türk, duyuyoruz e, yani. Türk halkı olarak. bir Aziz Sancar Mardin'den çıkmış, gitmiş, okuduğu şartları anlatıyor hı. ve ve dünya çapında bizi gururlandırıyor. Yani sanatın ve bilimin her dalında biz çocuklarımız çocuklarımızı doğru yönlendirmeliyiz. Hı hı. Çocuklara sorun. Küçük yaşlarda kimi gördü? Öğretmenini gördü, öğretmen olacağım der. doktora gördü, doktor olacağım der. Hı hı. Avukatı gördü, avukat. Yani çocuk kimi görürse onu olacağını düşünür. Hı hı. Ancak birikim ve yetenekleri kişisel ve mizacı hı hı. daha sonraki eğitim hayatının içerisinde kendini şekillendirir. Hı hı. Çocukları özgür bırakmalı ama uzaktan da özgürlüğü kontrol etmeliyiz. Hı. Ee, burası önemli işte. Evet burası önemli kontrol. Yani çocuk e, belli bir yaşa kadar öğrenci kendi karar veremeyebilir. E dışarıdaki dış uyaranlar ki özellikle e, biriyle kadar Cep telefonundan uzaklaş, bilgisayardan uzaklaş, televizyon uzaklaş dediğimiz çocuklara. Haydi televizyonun başına ders başlıyor. Haydi bilgisayarın başına, tabletin başına ya da cep telefonunun başına çocuğu zorla getiriyoruz şimdi. Hı hı, farklı bir ikilem yaşamaya evet. başladık gerçekten de. Bu konuya da e, madem açtınız hocam, e, o zaman ara tatilde e, çocuklarımızı e, tabletlerden, telefonlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Evet. ya hep bu zamana evet. kadar böyle dedik. Şimdi tekrarları. Veya işte daha iyi ödevlerini yapabilmeleri açısından hani biraz daha böyle bilgisayarla ya da işte internetle yakın çalışmaları gerekiyor. Bunun ayarlaması nasıl yapmamız gerekiyor? Ya şöyle, şimdi bu ara tatilde hı hı. baz alalım ve hı hı. yarı yılda baz alabiliriz arkasında. Şimdi bölge bölge gidelim. Hı hı. Karadeniz'de bir öğrenci, tatralı dediğimiz ağaçta yapılmış bir formül aracıyla ailesiyle zaman geçiriyor. Çok değerli. Hı hı. Öbür aile Türkiye'nin hemen yakındaki kayak merkezlerine gidiyor. Erzurum'da Bolu'da ya da yakın. Bu da o aile için, o çocuk Hı -hı. için özel. Öbür çocuk köyde. Köyde horozlar var, tavuklar var, koyunları var. Ailesiyle beraber zaman geçiriyor. Tarla var. O çocuk da bırakın orada kendi ayaklarının üzerinde ve kendi çevresini oluşturma noktasında çalışsın. Hı -hı. Şimdi dikkat edin. Köylerde şehirlere hasret vardı. Şimdi şehirlerden köylere hasret var. Hı -hı. Çocuk gidecek, dokunacak, doğayı tanıyacak, çevrede zaman geçirecek. Bu genel psikoloji içerisinde geçireceğimiz. Ancak evlerimize şimdi biraz kapandığımızda, salgınla birlikte evlere geldiğimizde çocuklarımızın mutlaka kendilerini bize gerçekleştirecekleri bir alan vardır. Onlara fırsat vermeliyiz. Bir, akşam size bir pasta yapabilir kendi kararınca. Evet. Waffle yapabilir. Ya da akşam size yer fıstığı kavurabilir. Hı hı. Kurallara dikkat ederek. Akşam size... Farklı yemekte yardım edebilir, sofrayı kurabilir sizinle evet. beraber, tabakları taşıyabilir, size resim çizebilir. Yani çok geleneksel oyunlarımız var, oyunlar oynayabilir. Yani, eğitim içerisinde ben bile kızımla ilk başta zor zorladığı zaman bana işte çok farklı işlerle uğraşıyoruz. Eğitimle, kitap işleriyle uğraştığımız için. Zaman ayırmakta geç kaldığımızda baba sen beni düşünmüyorsun ya da beni ihmal ediyorsun cümlesini duyduğunuz zaman aslında birçok şey sizi farklı davranışa götürüyor hepimiz için. Çocuk hangi e, oyunu oynayacaksa onunla 10 dakika, 20 dakika oynayalım. Ama onların bir yeteneğini, bir keşfini e, on, yapmaları için onlara fırsat verelim. E, Mucitlerimiz yetişsin evde. Hani İnşallah. erkeklerin Geçen salgınla birlikte evde ekmek yapma yemek evet. yapma oranındaki artış kesinlikle e, ne kadar farklı evet. şeylere manzaralara sahne oldu bu salgın süreci artık bırakın bayanları erkekler bile evde ekmek evet. yapmaya başladılar bu yönde tabii çocukları da bol bol motive etmek gerekiyor aynı zamanda ben şey de düşünüyorum hocam. Yine geçenlerde bir eğitimci hocamız geldiği zaman çocuklar üniversite sınavlarına da hazırlanabilir. Çok yoğun tempolar içerisinde de çalışabilirler ama hayat sonuçta bir aile var, anne var, baba var. İşte ikisi de eğer çalışan anne ve babaysa ki bu hiç fark etmez ev hanımı bile olsa çocuklarımıza kız olsun, erkek olsun belli sorumluluklar vermeyi artık adet haline getirelim. Çünkü biz bir dönem bize verilen sorumluluklardan dolayı belki çok fazla sorumluluk verildi. Onların altında kaldık ve biz ne yaptık anneler ve babalar? İşte aman çocuklarımız okusunlar, çalışsınlar, işte rahatsız olmasınlar diye odalarından çıkmasınlar diye meyve tabakları evet. yapıp odalarına götürdük evet. verdik. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Sonuç hiç beklemediğimiz çocuğun kendi özgüvenini yitirdiği ve bencelleştiği, topluma hı. açık olmayan, psikolojik de paylaşmayı sevmeyen, evet. daha çok depresyonlara da giden az da olsa hı hı. mutsuz bir nesil ortaya çıktı. Hı hı. İçine, kapanık, evet, i̇çine kapanık, sürekli tabletler evet. ve telefonlarla e, evet. iç içe. Evet, biz paylaşmayı seven bir özellik sahibiz ülke hı hı. olarak. Yani paylaşmak yolun kenarında bir ihtiyacı olan, hı hı. yolun karşısına geçmek isteyen bir yaşlımızı gördüğüm zaman gerçekten hemen e, vicdanen ya da otokontrol mekanizması geliştirmeden hemen biz hareket ederiz. Sokakta bir canlıyı gördüğümüzde bir, e, ki son dönemlerde de bu duyarlılıkla artık çok mutlu oluyorum e, doğadaki canlılara karşı da hı hı. E, Can dostlara karşı da sosyal medya kavramıyla söyleyelim. Evet. Onlara karşı olan ilgimiz de çok arttı. Şimdi içe kapanık bir öğrenci ve kişilikten aslında dışa doğru gitmeyi biz biraz daha etkin hale getirmeliyiz. Kilis Yedekal Üniversitesi'ndeki genç kardeşlerimiz şöyle bir sosyal sorumluluk projesi evet. başlattık. Şimdi onlara şöyle bir çalışma yapıyoruz. Diyoruz ki bir gün ailenize zaman geçirin. Bunu tüm lise ve ilköğretim öğretim içinde yapabiliriz. Ailenizle bir gün zaman geçirin. Burada televizyon olmasın. Kapatın televizyonu o gün. Cep telefonunuz zorlu değilse sesini kapatın, bir yere koyun. Bir çalışma yapın diyoruz mesela onlara. O gün ne hissettiniz? Hı hı. Geçen bir öğrencimiz paylaştı. Yıllar önce dayısının bir yaşantısı ilgili bir paylaşımı ve oradaki o ritüeller, toplumsal kurallar ve gelenekler görenekli öyle bir geriye dönüş yaptık. 60 yıl önce, 50 yıl önce, 30 yıl önceye gidiyoruz. Yani yıllara göre. Bu önemli. Aileyle yemek yapma. Hı hı. Bir hayvan barınağı yapma. Evin herhangi bir eşyasını tamir etme. Sokakta birisine yardım etme. evde ekmek yapılmasına ya da efendim söyleyeyim işte yemek tabağıyla aileyle birlikte zaman geçirme, paylaşmayı, hı hı. özgüveni, insana saygıyı, öze saygıyı hı hı. geliştiriyor ve öze saygı gerçekten çok önemli. Evet. Kişinin öze saygısı varsa, kendine saygısı varsa güven ve ondan sonra inanç başlıyor zaten. ile birlikte çok farklı noktalara gidiyoruz. İnşallah hocam gerçekten çok güzel gidiyorsunuz. Umut ediyoruz ki annelerimiz ve babalarımız da bizi iyi dinliyorlardır. Çünkü tatil için verilen önerilerin yanı sıra evet. ileride bir yetişkin olduklarında da bu söylediklerimiz onları sorumlu bir birey ve topluma faydalı, yararlı insanlar haline getirecektir evet. aynı zamanda. Peki hocam şimdi biz böyle etkinliklerden falan bahset Ettik. Bugün Dilek Hocamız da bize çok güzel bir tabloda resim yapacak inşallah. Onun baş aşamalarını bir yaptık. Şimdi diğer aşamalarına birlikte bir göz atalım inşallah olur mu? Evet Dilek Hocam'ın yanındayız. Müzik Evet Dilek Hocam neler yaptınız biz yokken? Ee, siz yokken ben biraz kurumasını bekledim. Bekledikten sonra hafif bir e, renk geçişi yaptım. Onu Hı -hı. beraber yapmak istiyorum Hı -hı. biraz da. Tamam. En azından izleyicilerimiz görsün bunu. Tamam. E, buraya birkaç tane renk koydum. Çünkü Hı -hı. içindeki desenimin içindeki renklerden birkaç renk koydum. Onları karıştırarak tamamen bütünleştireceğim desenimle birlikte. Süngeri alıyorum. Süngeri ufak ufak Hı -hı. renklerimi karıştırdım. Ve sadece tamponlayarak Hı -hı. bu deseni kaynaştıracağım. Ara sıra böyle değişik renkler alabilirsiniz. İşte yeşile yeşille devam edebiliriz. Şimdi düşündüm de hani az önce programa girmeden önce siz söylediniz ya resim yapacağız diye. Ben de resim konusunda maalesef çok yeteneksizim. Ama beni heyecanlandırdınız gerçekten de. Hani siz yaptığınız zaman ve tekniğini gösterdiğiniz zaman sanki becerebilecekmişim gibi geldi bana. Yaparsınız. Seviyorsanız bu işleri yapacağınız emin Evet böyle şeyleri gerçekten. Önemsiyorum da. Ama hani nedense böyle kalem ve fırçayla aram çok iyi değil bir kursa, kurslarımıza başlarsanız ya da en ufak bir çalışmaya başlarsanız zaten gerisi gelecektir mutlaka. Buna Dedim. gerçekten inanıyorum çünkü <laughs> resim kursuna başlayan arkadaşlarım oldu <laughs> ve şey dedi Demet ben bir cin Ali bile çizemezken <laughs> artık dedi çok güzel motifler yapabiliyorum, doğa manzaraları yapıyorum inanamadım gerçekten de ve hani bize gösterdiler tablolarını da sizleri de tabi bu anlamda tebrik etmek gerekiyor. Teşekkür ederiz. Zaten önemli olan severek başlamak gerçekten. <laughs> Eğer seviyorsanız İçerinizde de isteğiniz varsa zaten başarırsınız kesinlikle. İnşallah. Böyle hafif renkli içişleri yapacağım ben Demet Hanım. Evet. Zaten dediğim gibi biraz alt tabakasını oluşturdum zaman açısından bizi yormasın diye. Bu örnek olarak getirdiğiniz tablomuzu Hı -hı. da bu şekilde yaptınız Aynen, değil aynı, mi? Aynen aynı teknikle yaptık Hı -hı. onları da. Orada birkaç teknik uyguladık. Hı -hı. Şimdi burayı biraz ben tamamladım. Hı -hı. E, şablon nasıl yapılacak? Şuradaki şablonları göstereceğim. Evet şeylere. onu da yapalım isterseniz. Hı -hı. Şöyle bir yazı stensili var elimde şablonu var. Bunu şöyle yerleştiriyorum. Yeni sünger yardımıyla biraz zeminim açık renk olduğu için koyu renkle gitmeyi tercih edeceğim. En azından yazılarımız belli olsun. Evet o renk karıştırmalar da çok güzel diyor. Çok <laughs> değişik şeyler çıkıyor evet, çok çok yani. şeyler çıkıyor. <laughs> Yine şablonumun üzerinden çok baskı uygulamadan hafif geçişler yaparak boyamalı zemine yediriyorum. Ben burada biraz daha renk e, uygulamak istiyorum. Bu koyu zemini yaptıktan sonra hı hı. parlamaması açısından. Çok güzel olacak. Renk e, çok uyumlu oldu. Zaten desene göre giderseniz hı hı. çok güzel işler çıkıyor. Hani şeyi de e, o az önceki e, motif var ya hı hı. çiçeklerin olduğu onu böyle peçeteyle yırtığınız zaman ben biraz endişe etmedim <laughs> e, değil doğrusu. Nasıl bir şey çıkacak ortaya hani düzenli bir şekilde keseceksiniz hı hı. falan zannettim. Ya, düzenli kesip de çalışabilirsiniz ama hı hı. böyle kaynaştırmayla daha muntazam çıkıyor evet, ortaya. Evet yani e, çok şaşırdım. Gerçekten çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Peki böyle bir tablo... E, bizim hem maliyet olarak hı hı. maliyet açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Sevgili izleyenlerimiz belki merak edenler vardır. Hem de zaman açısından değerlendirmek gerekirse neler söylemek istersiniz Dilek Hanım? Şöyle zaten kurslarımıza gelen kursiyerlerimiz de ilk etapta zaten boyalarını alıyorlar Demet hı hı. Hanım. Onun gerisinde zaten geriye kalan tuvali zaten yardımcı materyalleri de ellerinde hı hı. oluyor. Çok bir maliyeti olduğunu zannetmiyorum yani. Yani rahatlıkla dokun... ekonomik Tabii. açıdan zorlayıcı bir şey yok, e, yok diyorsunuz. Aa, Güzel. Yani illa bu e, rölev pasta olacak diye kaydı yoktur. Evet. Onu sadece boyayla ile boyayla edebiliriz. herkes elde kendi edir, e, imkanına göre. imkanına göre <laughs> evet. satın alabilir. Zaten bu boyaları aldıktan sonra da uzun zaman kullanabilirler. biliyorlar kullanabiliyorlar aynı. Ben şimdi burada bir, birazcık renk geçişleri yapacağım. Hatta Hı. şöyle zıt bir renkte girebiliriz. Önce bir koyu yaptık sonra üstüne e, açık bir renkle. Çok belli geçeceğiz. yerlerini, hafif yerlerini alttan veya Zaten. biraz üst tarafından verebiliriz. Hı -hı. Sadece orada bir renk geçişi olsun. Tamam. Sizin kurslar da başlamadı herhalde değil mi daha? E, şimdi kayıtlarımızı aldık. Bu hafta derslerimiz başlıyor. Öyle mi? Hı -hı. Hadi hayırlı uğurlu olsun evet, inşallah. Çok sevindim. <laughs> Şöyle bir şey çıktı ortaya. Evet, Şimdi birkaç yerine olur. daha uygulayacağım ben tamam. bunları Sonra da yağlı boya eskitmesini göstermek istiyorum. Hı -hı. İsterseniz hemen ona geçeyim. Hemen geçelim Zamanımız hocam. Zamanımız kalmayacaktır. Zamanımızı e, elimizden geldiğince dikkatli bir şekilde Aynen. ayarlayalım inşallah. Şöyle yağlı boya resimde kullandığımız yağlı boyamız var. Hı -hı. Bunlar biraz zor kuruyorlar Hı -hı. hemen çıkmıyorlar. Yine keten yağımızla hemen inceltip. Ne hocam? yağ hocam o? Keten yağı. yağ. Kesin keten yağ. O da hazır satılıyor. Evet evet hazır bunlar. Eskitme bir fırçayla hı hı. biraz boyamı inceltiyorum. Hatta şurada biraz fazlalığını almak istiyorum ki evet. güzelliklerimiz kapanmasın. Her evet. yerine de girmeyeceğim. Hı hı. Hafif köşelerden eskitmemi geçeceğim. Hı. En azından diğer desenlerimiz de ortaya çıkacak. Bu yağlı boyada biraz geç kuruduğu için artık şimdiden yapalım. En son aşamasında da süsleme, ayna kırıklarıyla İnşallah. süslemelerini yapalım. Ama kabartmalar yapalım. ne kadar belirgin oldu. Değil mi? Hı hı. E, çok hoş. Böyle e, gerçekten hani o şeylerin arasında çiçekler varmış gibi görünüyor. Çok fazla hı hı. girmeyeceğim. Dediğim gibi çok çabuk kurumuyor. Hı hı. Biraz da buradan girelim. Zannedersem bütün malzemelerimiz elimizin altında olursa bir günde Çık. sadece çıkar değil mi? Sabah Tabii başladığımız çıkar. zaman ara ara sadece kurumasını bekleyeceğiz. Aynen. Ama akşam neredeyse duvara asacak kıvama asabiliriz. gelebilir. <laughs> Aynen asabiliriz. Biraz dediğim gibi aşamaları çok fazla bu işlerin Hı -hı. zaman alıyor ama Hı -hı. dediğiniz gibi bir günde de rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Şey hani sonuçta anneler veya çalışan hanımlar Hı -hı. için hiç fark etmez de e, ev içinde olduğumuz zaman bizim mutlaka e, hep bir işimiz vardır. Evde olunca iş biter mi? Bitliyorum mümkün maalesef. mü? Yani mümkün değil öyle bir şey. İşte bir yemek arası ya da işte bir temizlik arası e, bizi rahatlatacaktır da aynı Hı -hı. zamanda. Hı -hı. Yani sadece oturup hani e, Evet. Bir kahve içmek nasıl insana iyi geliyorsa bir televizyon izlemek annelerde vardır ya hani bugün Hı -hı. hiç oturamadım bir beş dakika <laughs> ama bu daha çok rahatlatacaktır bence insanı. De. Terapi oluyor zaten inanın Demet Hanım Hı -hı. insanlar bu işe başladıktan sonra Hı -hı. dediğim gibi bir de hayal güçleri de gelişiyor, gelişiyor evet. bence insanların. Şimdi bunu bayanların. yaptıktan sonra acaba nasıl daha farklı bir şey yapabilirim? Hep bir farklısını ve bir adım öne gidecektir Hı. mutlaka yapan kişi. Kendilerini sürekli yenilemeye çalışıyorlar Evet dolayısıyla güzel. Başka var mı hocam tekniğimiz? Şu anda yok. En son ayna kırıklarını gördüğünüz hı hı. gibi onlarla boncuklarla süslemesini göstereceğim Tamam en son aşımamızda. sonunda da onu gösteririz hı hı. inşallah. Hı hı. Çok teşekkür hı hı. ediyorum. Hı hı. Değerli izleyenlerimiz gerçekten çok önemli bir konuyu konuşuyoruz bugün yeni güne merhaba da. Malum ara tatildeyiz. Ara tatilde çocuklarımızın ders planlamasını nasıl yapması gerektiğini, bunu nasıl eksikliklerini giderebilmek için, bunu nasıl fırsata çevrilmesi gerektiğini konuşuyoruz. Eğitimci Mehmet Gönül Beyefendili. Eğer bu konuyla ilgili e, düşünceleriniz varsa sorularınızı bizimle paylaşmak isterseniz lütfen Whatsapp numaramızdan ve Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşın bekliyoruz. Müzik Evet Niçin inanıyorum kitabıyla devam ediyorum. Yine özellikle her fırsatta e, sizlere tanıtmak istiyorum. Sevgili izleyenler Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının bu güzel kitabına sahip olmak istiyorsanız Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresimizi takip ediyorsunuz. Son paylaşımımızı beğeniyorsunuz ve bir arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Bunun yanı sıra e, programın sonunda da çekiliş yapacak. Eğer e, kısmetse bu kitabı sizlere armağan olarak göndereceğiz. Evet hocam, bu arada çok güzel sorular da gelmiş. İsterseniz biraz sorularla da gitmek istiyorum sevgili izleyenlerimizin elinden geldiğince sorularını yanıtlarsak hani birkaç tane çare olabilsek öğrenci velilerimize ne mutlu bize. Şimdi öğrenciler yapmayı planladıkları birçok şey için ara tatili bekliyorlar ancak tatil geldiğinde de erteleme sorunu devam ediyor. Bakın bu önemli bir evet. soru bence. erteleme problemi nasıl çözülebilir demiş bir izleyicimiz. Şimdi karar verici çocuk mu aile mi? Oradan bakmamız lazım. Evet. Eğer karar verici öğrenci ise genç kardeşlerimiz ise onlar hedeflerine doğru giderken süreci yönetemiyorlarsa ailemiz burada müdahale etmeli hı hı. olumlu bir şekilde. Onun davranışlarını gözetleyerek, onun saygınlığını ve kişiliğini koruyarak hı hı. ona müdahale etmeyelim. Şimdi e, hiçbir adım başlamadan bitmez. Yani yolu yürüyerek e, bitirirsiniz ama evet. adım atmanız lazım. Burada adım iki şekil, şekilde olmalı. Bir, çocuğun adım atması sağlanmalı, evet. teşvik edilmeli, yönlendirilmeli, motivasyon ödüllerle hı hı. motivasyon sağlanmalı. Yapamıyorsa da ailemiz e, huyuna suyuna uygun bir şekilde e, sevgili kardeşimize Yardımcı olmadı. E, programımızın başından beri söylüyoruz ya, hani pandemi sürecindeyiz. Evet. Çocuklarımıza nasıl yardım etmeliyiz diye e, yine bu konuyla ilgili evet. bir soru gelmiş hocam. E, merhabalar. Pandemi döneminde çocuklarımızın motivasyonu o kadar çok düştü ki artırmak amaçlı ne tavsiye eder hocamız demiş. Ya şöyle e, şimdi burada dünyayı örneklemek lazım. Dünyanın birçok ülkesinde hı hı. hem eğitim anlamda hem de sağlık anlamda bizdeki kadar başarılı değiliz. Yani bunu net söylüyorum hı hı. çünkü Türkiye'nin birçok Bölgesini, ilini gezdiğim için söylüyorum. Biz gerçekten e, dedim ya dünyada teknolojik olarak yüzde %70 hız kazanan bir ülke konumuna geldik. Hı -hı. Bu bizim insanlarımızın ortama uy ayak uydurmasıyla alakalı bir şey. E, her olumsuzluk bir olumlu yanı doğurur. E, buna bakmak lazım. Burada bu süreci e, iyi yönetmemiz lazım. Zaman dilimimiz çok önemli. Karar vereceğiz. En kısa sürede bu eylemi nasıl gerçekleştireceğiz? Hı -hı. Motivasyon önemli. Umutsuzluğa kapılmayalım. Yani dış ülkelerdeki, hastanelerde, sokaklardaki insanların sağlık durumlarını görüyoruz. Tabii. Ama Türkiye'de gerçekten biz çok kısa sürede eğer biraz daha itina ile bir yaklaşım gösterirsek normal davranışlarımızın %50'sine kavuşabileceğimizi düşünüyorum evet. ben. Burada sabredeceğiz. Motivasyonumuzu düşürmeyeceğiz. Hangi aşamada olursak olalım. Üniversite çalışması olur, ilk olur, LGS olur. Burada hep şunu söylüyorum. Sorular geçen sene. Eğer sınavla alakalı bir evet. soruysa da şöyle cevaplayalım. Geçen sene sorulara baktığımız çoğunluğu yorum sorusu. Hı hı. Okumayla alakalı evet. soru. Yani ok okuyacağız ve e, süreci sabırla götüreceğiz. İnşallah. Ee, şimdi en çok liseyle alakalı sorular gelmiş hocam. Liseye giden oğlum ne meslek seçmek istiyor hala bilmiyor. Hala karar verebilmiş değil. Ben onun karar vermesi açısından nasıl yardımcı olabilirim ona diyor. Şimdi sınıfı önemli. Hı hı. Çocuğumuz 9. ve 10. sınıfta ise çocuğun eğilimleri, sevgili kardeşimizin eğilimleri bizi yönlendirecek. Hı hı. Yani sayısal derslere mi yatkınlığı var, sözel derslere mi yatkınlığı var? Hı hı. O bizi belirleyecek. Eğer öğrencinin e, ilgisi ve eğilimi sözel derslere ise hı hı. siz dünya kadar uğraşın, sayısaldan bir meslek seçtiremezsiniz ya da sev, sevmez o mesleği. Hı hı. Ya da sayısalcı bir öğrenci sözelle ilgili sözel alanlarla ilgili bir meslek e, odağına geldiğinde hı hı. sayısal yönü ağırlıktaysa o yöne yöne yönelmemiz lazım. Ama geldik 11'e kararsızız, geldik 12'ye kararsız. O zaman e, en iyi karar kararsızlıkları iyidir. Hı hı. Kısa süre içerisinde e, mesleklerin e, inceliklerini Türkiye'deki e, iş oranlarına bakarak ve dünyadaki iş oranlarına bakarak hemen eğilim göstermemiz lazım. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim dijital dünyayla ve kurumlardaki bilgisayar, yazılımla ilgili, hı hı. dijitalle ilgili iş imkanı 11 aya kadar çok fazla yokken, özel sektörde çok hızlıyken şu an üniversitelerin ilanlarına bakın ya da özel sektörün ilan, devlet kurumlarının ilanlarına bakın. Her yerde yazılım, bilişim üzerine çalışmalar var. Hı hı. Eğer ben hep şunu söylüyorum zaten yıllardan beri seminerlerimde de özellikle bizim belli alanlarda mühendislere çok ihtiyacımız var. Bunlar belli Sözel alanda toplum bilimi ile ilgili alanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla çocuğun kişisel gelişimine bakacağız, kişiliğine bakacağız ve ailenin imkanlarına bakacağız, ülkenin imkanlarına bakacağız ve 11 aya kadar yurt dışına biz dünya kadar öğrenci gönderirken şu an öğrencilerimiz hepsi geri dönüş yolunda. Onu gözlemlemek lazım. Çocuğun ilgisi iyi bir rehberlik çalışmasıyla birlikte rehber öğretmenlerimizle paslaşarak yön verilebilir diye düşünüyorum. Ee, hocam bir sorumuz da Adana'dan selamlarını ve sevgilerini ederim, e, yollamış selam olsun. sevgili izleyenimiz size Geçen yıl ilkokul birinci sınıftaydı oğlum Mart'tan sonra hiç okula gitmedi e, Şimdi de iki gün okul başladı ama e, inanın her sabah zorla gönderiyorum diyor O sürece alışamadı ne yapmam gerekir hocam ne tavsiye eder demiş Şunu söyleyelim acaba evde kaygı var mı bir oradan başlayalım hmm. e, Evde konuştuğumuz sözcüklerin cümlelerin çocuğa yansıması var Evde bir tereddüt ortamı var ise hı hı. bir defa onu kaldıralım. Yani işte e, aman dikkat et işte e, işte haberlerde konuşmalarda sürekli olumsuzluklarla e, çocukla diyalog kuruyorsak. Hani, Belki e, bu yüzden çocuk oklayamıyor. Olabilir yani. Şimdi, yani tabii öze, için. Özelden de yazabilirler ama. Hı hı. E, hani bu noktada bir e, durum varsa bir defa aile içi iletişimi değiştirelim. Hı hı. E, çocuğun e, gelişimi ile ilgili. Başta söylemiştik el gelişimiyle ilgili gerçekten birçok kaynak var. Hani hem özel sektörün yani hem devletimizin Milli Eğitim Bakanlığı'nın oluşturduğu yazma ve okuma çalışmaları var. Eba TV ve diğer sosyal medyada da birçok ders istediğiniz kadar tekrar ediliyor. Hı hı. Dolayısıyla buradan da faydalanabiliriz. Yani onu ödüllendirerek hedef koysunlar. yani sen işte her zaman ödül de iyi bir şey değildir ama ama uzak hedef ve yakın hedef dediğimiz bir şey vardır. Onunla beraber örnekler verilebilir. Orada bir kaygısı vardır o kaygı gidermemiz lazım yani alabiliyorsak destek en yakın aile hekimlerimizde aile psikologlarımız sosyologlarımız var okullara rehber öğretmenlerimiz var. Yani Bu noktada hani çocukluğa inmek diye bir deyim vardır ya evet. çocuğumuzun bir noktada bence bir hassas noktada bir sıkıntısı olabilir. ...bakış açısı olabilir, onu değiştirmede fayda var. Evet, yine İstanbul'dan bir izleyenimiz sevgilerini selamlarını iletmiş. Hocam diyor, bir tanesi 3. sınıfta, bir de 9. sınıfta iki tane çocuğum var. Pandemi sürecini gerçekten zor geçirenlerden bir tanesiyim. Şimdi ara tatil başladı. Yine telefon, televizyon, tablet üçlemine geri döndük. Bu tatili sanki bir oyun, bir eğlence amaçlı düşünüyorlar. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir çizgi çizmem gerekiyor? Gerekiyor ellerinde alsam acaba nasıl bir tepki verirler? Doğru mu yapmış olurum? Ee, şöyle yüzde elli diyelim. Hmm. Gün e, şartı koyduk. <laughs> Şimdi e, kural koyucu biziz. Önce kural evet. koyucu aileler. <laughs> e, ve aileler kural koyucu olduğunda çünkü evlatlar için e, en e, iyi kararı verecek onlardır. <laughs> Şimdi... E, Ödüllendirme dediğimiz aşamayı burada uygulayabiliriz. Hı hı. Ödev verdik, bir konuyu tekrar ettik. Diyelim ki iki gün e, okula gittik, burada eksik alanlarımız var. Bunu tamamla hı hı. ama bunu tamamladığın zaman da bir saat senin e, böyle bir çalışma yapmana izin veriyorum. Hı hı. Ama kontrolümüzde. E, bu koşulu getirmek zorundayız ve alıştırmak zorundayız Evet Çocuklarımızı kendi hallerine bırakırsak asla biz olumlu dönüt alamayız. Hı hı. E, çocuklar e, mutlaka yönlendirilmeli, ilgiyle hı hı. sevgiyle yönlendirilmeli. Ve 9. sınıftaki kardeşime de şunu söylüyorum. Hı hı. E, eline e, Elindeki kaynakları iyi kullansın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, vermiş olduğu kitapları gördüğü yere kadar eksik olan alanlar tarasın. E, konu anlatımları yapabilir, ödüllendirebilir. Ben öğleye kadar ders çalışacağım. Öğleden sonra kendim ilgili... Farklı bir oyun alanı hı. olabilir bu kişisel gelişim olabilir bir dizi olabilir bir izlediği, izlemek istediği bir film olabilir hı hı. ya da ailesiyle birlikte e, sağ, sağlık kurallarına riayet ederek bir çalışma olabilir. Hı hı. E, yani sınırları, sınırları bizim çizmemiz bizim gerekiyor, çizmemiz gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. kesinlikle bunu da onlara e, çok lazım. güzel bir şekilde anlatacağız Anlatmamız inşallah. Lazım. Peki e, benim sorum şu olacak değerler eğitimini aile olarak evde çocuklarımıza nasıl kazandırabiliriz demişler Mehmet hocam bu soru da çok önemli evet. gerçekten. Ya şöyle değerler eğitimi ile ilgili son 10 yıldan hı hı. beri gerçekten bütün kademelerde toplum içerisinde çalışma var. Hı hı. Siz aile içerisinde ve çevrenizde değer yargılarınızı göstererek hissettirmelisiniz. Hı hı. Yani bir çocuğun insan sevgisini aşılamak istiyorsak, hayvan sevgisini aşılamak istiyorsak, hı hı. büyüklere saygı, küçüklere sevgi kavramlarını aşılamaya çalışıyorsak, göstererek yapmak zorundayız. Çünkü çocuklar en iyi kamera, en iyi video kaydedici. Kesinlikle. Ve gördüklerini yaparlar, evet. duyduklarını uygulamaya çalışırlar ve böyle gelişirler. Dolayısıyla biz e, vermek istediğimiz sosyal değerle ilgili bir yaşlı bakım evini ziyaret edebiliriz. Sağlık kurallarına e, uyarak. uyarak. Yani Bu önemli. E, e, söylediğim cümlelerinde de ayaklarını yere basması gerekiyor. Hı hı. Hangi değeri vermek istiyorsak onunla ilgili uygulama aşamaları yapmak. Hı. Aile içerisindeki değerlerimiz var, toplumsal değerlerimiz var, hukuki değerlerimiz var, inançla ilgili değerlerimiz var. Değerlerim sınırı yok. biz hangi değer yargısını oluşturmak istiyorsak Uygulama olarak çocuklarımıza vermeliyiz. Ee, hocam Mehmet hocamıza Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nden selamlar, sevgiler, ilgiyle izliyoruz programımızı Çok demişler. Biz Sağolsun. de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Ben de tüm tekrar. Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ndeki öğrencilere ve e, Hocalarımıza selamlar gönderiyorum. Evet hocam. Ee, selamun aleyküm. Çocuklar çok isteksiz. Onlara nasıl dersleri sevdirmemiz e, lazım. Yani bir ümitleri yok. Korona nedeniyle çok manevi e, halleri değişti. Bu konuyla ilgili neler tavsiye eder? Manevi halleri de çok değişti diyor. Ee, yani evet. Şimdi ümitsizlik olmamalı. Hı hı. Şöyle düşünelim. Biz 11 e, ay önce şu günü düşünebiliyor muyduk? Türkiye'de işte eve kapandık, sokaklar kapatıldı, iş yerleri kapatıldı. Zorunlu olarak salgınla mücadele. Şimdi öyle bir süreçte ümitsizliğe kapılsaydık şu anki sürece gelemezdik. Hı hı. Ümit iyi bir şey. Yani ümit içimizdeki filiz aslında bizim. Hı hı. Burada bence bu özel noktaları olan öğrencilerimiz var, çocuklarımız var, gençlerimiz var. Hı hı. Bulunduğumuz şehrin, okulun, ailenin imkanlarına bakarak mutlaka destek alalım. Evet. Bakın iyi bir rehber öğretmeni birçok e, olaya müdahale edebilir. Hı hı. İyi bir e, anne rehber öğretmen modeliyle çocuğunu dinleyerek yaptıklarını arkadaşlarını takip ederek e, tepkilerini takip ederek onların davranışları ümit olabiliriz. E, bazen bir öğretmen sizin e, beyninizde şimşekler çaktırır. Bazen sokakta karşılaştığınız bir yaşlı teyze, yaşlı amca bazen Koyun oturan bir çoban, bazen gökyüzündeki bir yıldız. Yani bizim hayal dünyamızın sınırı yok. Evet. Her öğrenci ve kişi bireyseldir ve değerlidir. Hı hı. Kişilerin mutlaka ıı, ulaşılacağı bir nokta vardır. Önemli olan, hani o bam teli diyoruz ya, evet. bam teline dokunabilmek ve dokunulacak insanı bulmak. E, Rehber öğretmenlerimizin fayda Öğrenciysek. E, ve son dönemde benim çok mutlu olduğum e, ve... E, Aileler arasındaki etkileşimle birlikte de çok e, toplum arasında kabul gören danışma dediğimiz merkezler. Hmm. Mutlaka bir danışanımız olmalı her anlamda. İnan sistemde danışanımız olabilir, eğitim sisteminde danışanımız olabilir, sağlık sistemi danışanlarımız. Hı -hı. Ve biz bunları son bir yıl içerisinde gerçekten çok hızlı bir şekilde e, sosyal medya aracıyla ve e, sizler gibi değerli e, televizyon ve yapımcılar Hı -hı. aracıyla da topluma çok kısa sürede ulaştık. Hı -hı. Ee, ve bu noktada çalışmalar yapacağımızı e, da devam edeceğimizi de söylüyorum. Hı hı. E, hocam sonuçta her söylediğiniz şeyde e, ailenin hala ne kadar etkin bir e, rol olduğunu önemli vurguladınız. E, şimdi eskiden hep çocuklarımızla e, daha çok vakit geçirmekten bahsederdik. Şimdi bir de kaliteli zaman geçirmek evet. e, ifadesini daha çok sık kullanır olduk. Bu kaliteli zaman geçirmek demektir. Gerçek anlamda e, ne ifade ediyor? Çocuklarımızla aramızda nasıl bir bağ oluşturur? Ya şöyle, şimdi çocuğun e, günlük hayat içerisinde arkadaşlarıyla okula gidiyorsa Hı -hı. E, ya da akran grubuyla gerçekleştiği davranışlar var. Şimdi özellikle değerli zaman geçirme kavramı büyük şehirlerde e, ve daha çok apartman yaşantısının Hı -hı. olduğu noktalarda göze çarpıyor. Evet. E, Taş ya da çocuk aslında ailesi sürekli beraber olduğu Hı -hı. için e, yaşayan alanların içerisinde. Zaman dilimini geçiriyor. Şimdi buradaki değerli zaman dilimi şöyle. Çocuğun bizden talebine ya da bizim çocukta e, görmek istediğimiz davranış değişikliğine, duygusal gelişim mi, psikolojik hı hı. gelişim mi, akademik gelişim mi, ile ilgili bir unsur mu? Bunu tespit edip onunla ilgili çalışmalar yapmak gerekiyor. Hı hı. Yani siz... Dedim ya bazen işte kızım geçen bana gözleri kapalı kalemlerle resim çizme. Hı hı. E, ya da işte gözleri kapat baba işte kalem seç değişik hadi bakalım ağaç yapalım. Hı hı. Şimdi ben şunu biliyorum benim resim yeteneğim de çok fazla yok. Hı hı. Ama onun benimle geçirmek istediği zaman dilimi 5 dakika 10 dakika hı hı. 20 dakika. ya da 20 dakikanın sonra çok fazla ailelerimizin de e, dayanma gücü fazla yok genelde hı hı. yarım saat maksimum ortalama. Şimdi bunu, bu, buraya kadar yaptığınız şey aslında onun dünyası çok şey değiştirdi. Hmm. Babasının resim yeteneğini gördü. Evet. Annesinin resim yeteneğini gördü. Babasının e, hayal dünyasını gördü. Kendi hayal dünyasını gördü. Kazanma ve kaybetme duygusunu Hı -hı. yaşadı. Ve e, dokunma, dokunarak öğrenme, işiterek öğrenme, uygulayarak öğrenme dediğimiz aşamaları gerçekleştiriyor. Hı -hı. Şimdi normalde anneye yaklaşmayan, babaya yaklaşmayan çocuk o oyun heyecanla birlikte gelip size sarılıyor. Evet. İşte öpüyor sizi ya da dokunuyor ya da kalem elinizden alıyor, kağıdı çekiyor. Hı -hı. Aslında ne yaptı? Sizle mücadele etti. Aslında ruhunu dinlendiriyor. Kaliteli zaman geçirmek demek hı hı. ruha hitap etmek demektir. Kesinlikle anne için de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi e, dezavantajlı aileler de var e, elbette ki. Hani e, anne yoğun bir çalışma temposunda iç, e, içerisinde olabilir. Baba yine aynı şekilde. O zaman siz diyorsunuz ki aslında süre değil burada içerik daha önemli. Şey. Yani ne olursa olsun belki e, dışarıda çalışan da olsa evde çalışan anne de olsa. Şimdi biz 20 dakika dedik ya hep böyle bir şey için gittiğinde bir talep anne gel resim yapalım işte veya farklı bir etkinlik yapalım dediğinde dur şu işimi yapayım daha sonra veya işte hep böyle ertelediği ötelediği zaman çocukta onarılmaz yaralar açtığına Kesinlikle. inanıyorum ben. Yani aslında o 20 dakika öyle değil mi hocam onlar için evet. çok önemli yani evet. içerik önemli süre değil orada. Süre değil yani orada çocuğun karar mekanizması ve kendi ruh dünyasındaki e, o e, istek ve cevap hı hı. onun e, beraber bir arada olması önemli. Yani hı. şöyle öyle bir an vardır çocuğa bir saniye bir bakışınız hı. yetebilir, bir gülümsemeniz hı. yetebilir. Öyle bir zaman vardır ki bir saat iki saat e, eylem gerçekleşse çocukla beraber bir uygulama yapsanız çocuğun eğer ruh e, maneviyat yönüne ya da duygusal yönüne duygusal zeka yönüne dokunamadığın sürece hı hı. Bir defa dönüt alma şansınız yok. Yani 24 saat çocukla birlikte değil. olmak e, çözüm de değil, değil aslında. Değil, değil, değil. Onun ya çocuklar bir de gelişme dönemindeyse çok e, meraklıdırlar mesela. Hı hı. Soru cevap e, e, yani işte soru cevap aşamasında soru sorulduğunda cevap vermek önemli. Olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Hı hı. Ama kriterlerini ve kuralların çok sorgulayıcı bir aşamada net ve açık olarak çünkü çocukların size sorduğu, sizde geçirmek istediği değerli vakitleri siz karşılayamazsanız hı hı. ilerleyen yaşlarda çocuk hep o arayışları dışarıda arayacaktır. Hı. Ve o zaman. Kontrol etme şansınız zor. Evet, çocukluk dönemi gerçekten de evet. bir yetişkin için en önemli evet. zaman dilimi. Yani burada doğallık ve denge çok önemli. Evet. Ee, üstün çabalar da sarf etmemiz gerekmiyor, gerekmiyor. aslında bakarsanız. Hani ne yeteneğimiz varsa yapmayı beceremesek bile onunla birlikte o paylaşımı yapmak, o etkinliği yapmak onun için aslında çok önemli bir şey olacak. Hayatı boyunca unutamadığı bir anı olarak kalacak onda. Ve siz de az önce dediniz ki yetişmesinde... Ee, o e, kültürlü, e, sorumluluk sahibi olan bir birey olmasında çok önemli bir etken. Evet, evet. Ee, peki hocam aileyle geçirilen zamanın e, çocuğa katkılarından bahsettik. E, kaliteli zaman geçirmeliler. E, farklı ortamlar çocuklara farklı e, sosyalleşme <laughs> sosyalleşme imkanları da e, tanıyor dedik. Peki bu açıdan nelere dikkat etmek gerekiyor? Ya şöyle düşünelim. Şimdi bu e, bir öğrenci düşünün bulunduğu bölgede hı hı. balık tutma imkanları var. Şimdi balık tutma ile ilgili ailesiyle, anne, babasıyla balık tutmaya gidebilir. Hı hı. Bir e, doğadadır. Ağaç dikme eylemli gerçekleştirebilir. Hı hı. Bir hayvan barınağına gidebilir. Ya da bir kafes yapabilir. Yani burada bizim e, çocuğumuzda arzu ettiğimiz sosyal ve etkili zaman geçirme ya da çocuğumuzun sosyal gelişimindeki isteğimiz nedir? Yani bir e, büyüye saygıysa bunu gidip bir, e, büyüğümüzün yanında zaman geçirme ve ona bizim göstereceğimiz davranışta dedik rol model alır öğrenciler. Evet. Rol model yöntemiyle e, davranışa dönüştürme. E, bunu yapmamız gerekiyor. Bir defa karar verici biziz. Uh -huh. Gözlemleyen biziz. Çocuğumuzda davranış değişikliği isteyen biziz. Ve çocuğumuzun ilgi ve istekleri doğrultusunda bulunacağı ortam sosyal, kültürel ortamı da sağlayacak biziz. Hani çok e, isteyen öğrenci her şeyi vermek ya da çocuğa her şeyi vermek doğru bir karar değil. İstemeyen bir öğrenci çocuğa eee kalmak da önemli bir şey değil. Yönlendirme ve onun e, sorular sorarak ya da davranışla ilgili ortamlar oluşturarak hı hı. hareket etmesini ve hareketlerini yönlendirmesi sağlamak gerekiyor hı. burada. E, buradaki sosyal ihtiyaçlarımız nelerse onları belirlemek gerekiyor ki bu dönemde zaten verilerin en çok yaptığı, ailelerimizin en çok yaptığı yanlışlardan biri şu. Ara tatilde hı hı. işte tatile gitme, birçok alanı gezdirme. Birçok alanı gezdirme değil. Bazen bir kahvaltı, bazen bir doğa yürüyüşü, hı hı. bazen bir icat, bazen e, akan bir derede elektrik üretme. Hı hı. Yani çocuğun yaş önemli değil burada. Evet. Bu süreçte ya da e, yoğurt mayalama. Hı hı. Yani hangi etkinlik fark etmez ki. Ya da bir e, evde çocukların işte. Ee, sevdiği hayvanlar var. Kendileri çocuklarımızın apartman yaşantılarının olduğu noktalar çok fazla var bu. Ee, hayvan özlem var, canlı özlem var. Ee, burada onunla beraber duyusal bir zeka e, gelişimini sağlayacaksak, hı hı. sosyal bir zeka gelişimini sağlayacaksak çocuğumuzu doğru kanallarla buluşturmalıyız. Hı hı. Hocam çok kısa bir soru daha soracağım çünkü son dakikalarımıza girdik. Evet. Bir izleyicimiz demiş ki ben kırsal bölgede yaşıyorum, anne baba olarak çiftçilikle geçimimizi sağlıyoruz. Çocuğumuz çok güzel, okuyor ancak biz ona ödevleri konusunda da hiçbir şekilde yardımcı olamıyoruz. Bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum. Ona nasıl yardımcı olabilirim demiş. En yakın adres öğretmenimiz, oradaki öğretmenlerimiz, kendileri en yakın öğretmenlerimizi hı hı. selamla, muhabbetle ziyaret ederlerse hı hı. oradaki eğitimci arkadaşlarımız e, en e, kısa noktada yardımcı olurlar. Eğer bize ulaşma şansları varsa benim de yapabileceğim belgesel olarak e, e, imkanımız olursa İnşallah. ben de yardımcı olabilirim. Sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirler. Harika hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür e, bu konuyla ilgili son mesajlarınızı alabilir miyim artık? Ee, sevgi, ilgi, bilgi. Üç sihirli sözcük. Sevgi, ilgi, sevgi, bilgi. ilgi bilgi. Çok güzel. Sevgiyle yaklaşırsanız hı hı. ilgi gösterirseniz bilgi dünyasını geliştirirsiniz. Hı hı. Önce sağlık. Ee, diyor ya kavimde işte sağlık olmadığı zaman hiçbir şey bir anlamı yok. Son dönemlerimizi iyi geçirelim. Kış İnşallah. ayına geliyoruz. Ee, ülkemizin içerisinde bulunduğu imkanları biliyoruz. Temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. Mesafe kurallarına dikkat ediyoruz. Her ne kadar dikkat etsek de olumsuzluk oluyor mu? Oluyor. O zaman da evdeki sürecimizi eee değerlendirmeliyiz. Umutsuzluğa asla kapılmamalıyız. Hı hı. Eğer umutsuzluğa kapılsaydık biz bu coğrafyada, bu topraklar üzerinde asırlar kapatıp asırlar açmazdık. Evet. ve atalarımızla, ailelerimizle, çocuklarımızla bir güzel bir ülkeyiz. İmkanlarımız e, her ne ölçüde olursa olsun Taşra'dan büyük şehre oranda hı hı. herkes istediği yere ulaşabilir. Önemli olan inanmak. Ben de e, kitabı e, ilgili. ilgiyle Okumak istiyorum. Hocam ki. size de armağan edelim evet, inşallah. Evet. Çok güzel bir kitap evet, gerçekten. Evet. niçin için inanıyorum. Hem çocuklarımıza hem yetişkinlerimize merak ettiği soruları çok net bir şekilde cevaplayacak bir kitap olduğunu düşünüyorum. Evet her şey bir damlayla başlar. Evet. Damladan ummana ulaşırız. Ülkedeki tüm ailelerimize, tüm velilerimize, tüm öğrencilerimize, hı hı. bizi takip eden, programı izleyen tüm e, ekibe ve yayın ekibinize çok teşekkür ediyorum. Rica ve herkese hocam. Sağlıklı bir ömür diliyorum. Amin hocam inşallah. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben geldiniz ben bilgilerinizden ediyorum. istifade etmemizi sağladınız. Sağlar. Allah razı olsun. Sağ olun sizlerin efendim. Evet değerli izleyenlerimiz çok önemli bir konuyu konuştuk gerçekten de malum salgın sürecinden geçiyoruz ve şu anda bir ara tatil içerisindeyiz. Öğrencilerimiz için bu dönemi nasıl verimli geçirebiliriz konuştuk. Aslında birçok soru daha vardı ama maalesef yavaş yavaş programımızın sonuna gelmeye başladık ama bu konuyla ilgili çok güzel sizlere ipuçları hazırladık öğrenciler için neler mi hep birlikte bir bakalım. Formül mü ezberlemeniz gerekiyor? Hemen bir not kağıdına bunu yazın. Bir kelimenin anlamını hep unutuyor musunuz? Kağıdın ön kısmına Türkçesini, arkasına da İngilizcesini yazın. Çalışma masanızın ön kısmına bu not kağıdını yapıştırın. Not kağıtlarınızı hep saklayın. Konuları tekrarlamanız gerektiğinde veya sınavlara çalışırken gözünüzün önünde dursun. Zihniniz dolu olmasın. Eğer ders çalışmadan önce zihninizin çok karmaşık olmasından dolayı odaklanamıyorsanız, bomboş bir kağıt alın ve aklınızda sizi meşgul eden şeyleri buna dökün. Hepsini yazdıktan sonra göreceksiniz ki zihniniz rahatlamış olacak ve ders çalışmaya hazır olacaksınız. Zamanınızı iyi planlayın. Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek ve hedeflerinize ulaşabilmek için plan yapmanız önemlidir. Plan, başarı getirir. Özellikle YKS, LGS gibi sınavlara çalışıyorsanız zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmek için kesinlikle bir çalışma programınız olsun. Evet dilek hocam e, neler yapmışsınız böyle boncuklar işlemeler çok güzel olmuş En son eskitmemizi yaptık ben hı hı. de elimdeki e, kesme boncuklarım vardı onlarla birkaç yerine dokunuşlar yaptım bunu evdeki bayanlarımız e, kırılmış herhangi bir aksesuarı olabilir hı hı. veya e, takıları olabilir tek kalmış takıları hı hı. veya e, polisler küçük çerçeveler onlarla bile süsleyebilirler evet. benim elimde bugün böyle boncuklarım vardı biraz ayna kırım vardı bunlarla süsledim şimdi devam ediyorum ayna kırına yapmak isterseniz çok güzel. <laughs> Tabii Buyurun. ki yapmak istemez olur ben şöyle diye. çok sevindim kalın gerçekten süreyi. de e bu arada şeyi de öğrenmiş oldum bakın hocamız o kadar güzel bir şey söyledi ki sevgili izleyiciler evlerinizde dedi e, bu tür daha önceden e, kullanmadığınız boncuklar olabilir dedi. Veya böyle ayna Aynı, parçaları tabii. olabilir ee, yani işte hep geri dönüşümden bahsediyoruz ya israf etmeyelim Aynı. diyoruz ya bu kırılmış ayna parçalarını bile işte böyle e, şaheser yapabiliyoruz tabii, değil tabii. mi hocam? Aha, Peki, i̇stediğiniz gibi yerleştirin. Aralıklarla yerleştirebilir miyim? Tabii tabii ben zaten sıktım biraz Hı -hı, tutkalını. Tamam, çok güzel çok zevkli bir şeymiş Aynı. gerçekten ama şey çok hoşuma gitti yani geri dönüşüm Hı -hı. konusunda çok hassasım evet. hem biz e, kanal olarak öyle. da öyleyiz. Aynı. Sizler bu konuyla öyle. ilgili e, evet hocam siz de öyle gerçekten Çünkü buraya gelen bütün hocalarımız Allah Aa, sizlerden razı e, olsun e, bize her konuda, ee, özellikle bu anlamda e, çok yol gösterici oluyorsunuz. E, sonuçta hani mesleğimiz olmadığı için veya işte bazen anlamayabiliriz, göremeyebiliriz. Tabii ki, tabii ki. E, fakat siz bu konuda bizi yönlendirdiğiniz zaman biz gerçekten çok mutlu oluyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Dediğiniz gibi geri dönüşümü zaten e, benim kendi branşım adına diğer arkadaşlarım da öyledir. Hı hı. E, ellerindeki olan e, malzemelerle, materyallerle hep öğrencilerine bir şey gösteriyor. Biz hı hı. de öyle. Eski evdeki bütün eşyalarını yenileyebileceği şekilde çünkü biliyorsunuz şimdi her şey çok pahalı. Hı hı. En azından herkes de kendi zevkine göre de yapmış oluyor. Evet. Dönüştürmüş Nasıl oldu? oluyor. Dedim Harika hocam. oldu. oldu bence yeterli, hı hı. fazla da bolmayalım. Bence, <laughs> bence de fazla bolmayalım. Hı hı. Böyle güzel Şöyle oldu. De gösterebiliriz seyircilerimize. Yani evet. Böyle biraz evet. henüz kurumadığı için dökülmeler var ama. Yani çorbada benim de tuzum var diyebilirim artık. <laughs> ellerinize sağlık. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben Başka teşekkür neler ediyorum. yapacağız önümüzdeki dönemlerde? İnşallah sürpriz olsun onlar sürpriz da olsun artık. tamam. Ha, yine tamam. haftaya olmazsa bir dahaki sefer isterseniz quilling gösterebilirim. Hı -hı. Kağıt ıı, kıvırma sanatı. Hı -hı. Kağıt telkari diye de geçiyor Harika. onu göstereyim isterseniz. Tamam inşallah Böyle hocam değişik değişik ben geldiğiniz göreceğiz. için çok teşekkür ediyorum gerçekten de. Ben teşekkür ee, Ellerinize sağlık emeğinize sağlık inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Rica ederim. Diliyorum. Evet değerli izleyenler bugün de yeni güne merhabanın sonuna gelmiş olduk. Yarın travma sonrası stres bozukluğunu konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum olacak yine psikolojik danışman Ayşe Aycan hanımefendi bizlerle birlikte olacak. Bunun yanı sıra muhtelif işlerde de vermek öğretmenimiz Miyase Kılıç bizlere eşlik edecek. Biz buralarda olacağız sizleri bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın mutlu kalın.